Sevgili katılımcılarımız, değerli destekleyenlerimiz ve konuşmacılarımız, hepiniz ve Televizyon Dijital'in yerli ve milli üretilen teknolojiler başlığındaki bu etkinliğine hoş geldiniz. Ben Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi'nden Neslihan Aksun. Covid-19 sıkıntısının başlamasıyla beraber hep beraber hayatı hızlı bir şekilde biliyorsunuz dijitalleştirerek geleceği öne çektik. Bu geleceği öne çektiğimiz son dönemde öne çıkan, fark yaratan teknoloji konularına Mart ayında başladığımız dijital etkinliklerimizde seri bir şekilde işlemeye devam ediyoruz. Ve bugün burada yerli ve milli üretilen teknolojiler ana tema konusunu Octopod, Quadro, Telemiti ve Ulak destekleriyle hep beraber işleyeceğiz. Hemen tüm sektörlerin teknoloji ve dijitalleşme ile dönüşümünü gerçekleştirmeleri için bunun yanında bir de bilim ve teknoloji üretiminin temel motivasyon noktası olması artık zorunlu bir hale geldi bildiğiniz gibi. Teknolojiyi yalnızca kullanarak kullanan değil, üreten ve hatta ileri düzeye taşıyan ülkeler bildiğiniz gibi ancak geleceği kurabilirler. Ülkemizin uluslararası rekabette tek çıkış noktasının yüksek teknoloji temelli üretimden geçtiği gerçeğinden de yola çıkarsak, dijitalleşme ve Endüstri 4.0 dalgasını yakalamak artık son derece kritik. Tam da bu noktaya parmak basarak bu etkinliği şimdi başlatacağım. Ancak hemen öncesinde minik bir anonsum var sizlere. Dilerseniz konuşmacılarımıza merak ettiğiniz, ilginizi çeken konular hakkında sorularınızı iletebilirsiniz. Eğer sorularınız olursa hangi konuşmacımıza yöneltilmesini istiyorsanız question bölümünü kullanarak bize yazabilirsiniz. Önünüzdeki panelde, ekranınızdaki panelde gördüğünüz menüde question bölümü. Oradaki lütfen el kaldırma işaretini değil, question bölümünü kullanarak yazılı olarak bize sorularınızı lütfen iletin çekinmeden. Şimdi açılış konuşmacımız Ulak Haberleşme Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Aziz Sever'i yayına alıyoruz. Herkese merhaba. Merhaba Aziz Bey, Neslihan, nasılsınız? sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyisiniz? Çok sağ olun, bizler de iyi. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Teşekkür ederiz. Siz 5G Çok ve sağ olun. ötesine doğru Türkiye'nin iletişim gücü başlığında bize ilginç bir sunum hazırladınız. Görüşlerinizi paylaşabilmeniz için ben katılımcılarımızla yayında sizi yalnız bırakıyorum. Kolaylıklar diliyorum, bol şans diliyorum Aziz Bey. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de elimden geldiğince, dilim döndüğümce o ulak haberleşmenin bu serüvenini anlatmaya çalışacağım sizlere. Evet, tekrar herkese merhaba. İsmim Aziz Sever. Şimdi tabii korona bizim dünyamızı da herkesin dünyasını değiştirdiği gibi dijital dünyanın dünyasını da farklı bir şekilde, çok daha etkileyici bir şekilde değiştirdi. Tabii bunların etkileri benim için de oldu. Ben bundan önce panellere biliyorsunuz her yüz yüze katılıyorduk. O panellerin hepsinde ne hikmetse sonuncu olurdum. Ve o sonuncu olduğumda da salonda tabii en sonuncu olmanın getirdiği şey insanlar sıkılıp sonuncu paneliste 5-10 kişi kalırdı. Koronanın bana getirdiği şey artıysa ben panelistim, bu sefer ilk panelistim. Fakat burada da durum değişmeyecek. Çünkü büyük ihtimalle online olunca da insanlar kulaktan kulağa duyacaklardır ve belki de şu anda beni dinleyen yine 5-10 kişidir. Umarım öyle değildir. Tekrardan hepinize merhaba diyeyim ve Ulak'ın serüvenini anlatmaya çalışayım. Ulak bir projenin ismidir aslında. Projenin ismi olarak başlamış, daha sonra da şirketleşmiş bir proje. Ulak 2011 yılında, 11 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı çerçevesinde düşünülmüş Türkiye'nin özellikle iletişim altyapısında yerleştirilmesi için ne yapılabilir diye düşünürken stratejik olarak baz istasyonu tarafında bir yatırım ve araştırma geliştirme ve millileştirme görüşüyle 2013 yılında bir proje halinde ASYASA'nın konsorsiyum başı olduğu Argela ve NETAŞ tarafından geliştirilen bir proje haline gelmiştir bulunmakta. 2011 yılında bu işin içerisindeydim. 2013'te sözleşmenin yapılırken de oradaydım. Daha sonra bu proje 2017'de artık Ulak baz istasyonu sahada kullanılacağına geldiğimiz noktada artık tam bir ürün olma noktasına geldiğinde de Ulak haberleşme şirketi kurularak Ulak'ın yaygınlaştırılması artı geriye kalan baz istasyonundan başka network'te
millileştirilecek bu çekirdek şebeke ve transport katmanı olmak üzere bunları da yapacak ve uçtan uca gerçekten bizim ürettiğimiz, bizim geliştirdiğimiz ve bizim sahip olduğumuz teknolojilerin yerleştirilmesi için kurulmuş bir şirket olduk. 2017 yılında kurulduk. 2017'nin Ağustos'unda da faaliyetlerimize başladık. Şu anda da bu çerçevede de devam ediyoruz. Şimdi geriye dönüp baktığınızda Trump'ın özellikle Çin Huawei firmasına veya yani Çin'in kendisine açtığı savaşı gördüğümüz zaman aslında 2013 yılında başlatılan ULAK projesinin ne kadar stratejik ve doğru bir hamle olduğu ortadadır. Şu anda biz bu ULAK baz istasyonuyla yaklaşık 1200 tanesiyle sahada görev yapmaktayız. Türkiye'nin birazdan bir resmini de göstereceğim. Türkiye'de yaklaşık 1200 üzerinde sahamız var ve bunlar canlı olarak hizmet vermekte. ULAK baz istasyonu bir 4.5G baz istasyonu projesidir ama katma değeri Türkiye'nin 5G yapması için bir kaldıraç olmuştur. Çünkü Türkiye'nin artık 4.5G'yi yaptığı bir noktada 5G'yi de yapabileceğini göstermiş, ispatlamış ve şu anda Türkiye'nin 5G çerçevesinde yaptığı faaliyetler için itici güç olmuştur. Bu anlamda bu noktada baktığımda açıkçası çok da değerli buluyorum. Ben kişisel olarak ULAK baz istasyonu projesinin 2011 yılı içerisinde ilk konuşmaları yapan kişi ve 2020 yılında geldiğimiz şu noktada bu baz istasyonunun sahada kurulması için kurulmasından sorumlu genel müdür yardımcısı olmak da büyük bir şerefe nail olduğumu düşünüyorum. Umarım herkese bu nasip olur. Çünkü daha gaz ve toz bulutunda iken konuştuğunuz bir projenin sahada belki de beni izleyen sizlerin şu anda internet hizmetini verdiği baz istasyonunun ulak olduğu ve benim de burada size hitap etme şerefine eriştiğim bir noktada gururlanmamak elde değil. Fakat bu yeter mi? Yetmez elbette. Yetmeyecek. Yetmediği için de bu noktadan sonra biz 4.5G'yi aldık. 5G yapacağız. Ve bunu 6G'ye taşıyacağız. İlk başta sunumun başında bir tane resim gördünüz. Orada bir tane ibre vardı ve bu ibre 6G'yi gösteriyor. Biz şu anda 4.5G'yi yaptık, sahadayız. 5G'yi yapıyoruz. 6G'yi de hedefliyoruz. Durmak yok. Bu teknoloji durmuyor. Teknoloji durmadığı gibi de ilerliyor. Biz de bu teknolojide ülke adına yapabildiklerimizi kendi ekosistemimizle birlikte nasıl yapabilirsek yapmaya çalışıyoruz ve tek başımıza değil paydaşlarımızla beraber birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Şimdi kısaca ULAK şirketin yapısından yukarıda bir tarihçe görüyorsunuzdur. Benim 2013 yılında ULAK projesi başlanmış. 2015 yılında yine bu 5G'nin enabler teknolojisi dediğimiz SDN NF teknolojisine yönelik Milli Ağ Teknolojisi projesi başlatılmış ve Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Ar-Ge'ye verilmiş. Bu iki projede 2017 yılında tamamlanmış, bize devredilmiş. Arkasından 2018 yılında çekirdek şebeke dediğimiz, Çınar ismini verdiğimiz çekirdek şebekeyi başlatmışız. 2018'de Ekim ayında ULAK şirketinin %51 hissesini Aselsan devralmış. Ocak 2020'de bu geriye kalan %49 hissenin %25'ini Havelsan devralmış ve geriye kalan %24'lük kısım Savunma Sanayi Teknoloji şirketinin SSTEK'in bünyesinde kalmış. Şimdi Savunma Sanayi Başkanlığı sadece haberleşme teknolojileri değil, diğer teknolojik alanlarda da stratejik bulduğu noktalarda çok girişimcilerin girmek istemediği, başta çok sermaye gerektiren noktalarda özel şirketler kurduruyor. Bu şirketleri de SSTEK marifetiyle kurduruyor. Biz de 2017 yılında SSTEK'in %100 hissesi olduğu bir şirket olarak kurulduk. Ama şu anda geldiğimiz noktada dediğim gibi %51 Aselsan, %25 Havelsan, %24 SSTEK olmak üzere şirket yapımız bu şekilde. Amacımız dediğim gibi 4.5G'den aldığımız baz istasyonuyla 5G'ye doğru maya ile gitmek ve 5G'den sonra da çekirdek şebeke ile birlikte uçta baz istasyonu, taşıyıcı katman maya
Ve Maya dediğim aslında milli ağ yönetim analizi, milat dediğim projenin üzerine inşa edilmiş, bunun ürünleşmiş hali ve sonrasında da çekirdek şebeke ile beraber uçtan uca bir altyapıyı oluşturmak hedefiyle yola çıktık. Bu hedef de tabii birazdan anlatacağım. Uçtan uca yerli milli 5G projesiyle birlikteliğimizden dolayı bu çekirdek şebekeyi artık bu konsorsiyumla beraber 5G radyoyu da bu konsorsiyumla beraber yürüteceğiz. Onu da birazdan anlatacağım. Dolayısıyla ülkemiz, biz yapmışız ya da paydaşlarımızla beraber yapmışız. Uçtan uca bu altyapıyı sağlayan bir şirket haline, bir ülke haline gelmiş olacak. Kendi kendine yeteceğiz açıkçası. Buraları çok hızlı geçiyorum. İşte benim bahsettiğim bu şu anda ULAK baz istasyonlarının kurulu olduğu sahaları gösteriyor. Dediğim gibi şu andaki rakam orada 1110 tane rakam gözüküyor ama şu anda 1200'e yaklaştı. Ülkenin her tarafında yer alıp her tarafında hizmet vermek istiyoruz. Ve şu anda 4,5G olan bu sahaları umarım şu ortalardaki o boşlukları da ULAK baz istasyonlarıyla, özellikle Tekirdağ bölgesinde baz istasyonlarıyla yaparak bu sayıyı 1000 değil 5000, 10.000'e çıkarırız ve bunun arkasından da 5G'ye çeviririz diye umuyoruz, bekliyoruz. ULAK baz istasyonu sadece ticari şebekelerde değil, özellikle kamu güvenliği ve acil durum haberleşmesi gereken yerlerde de kullanılıyor ve elzem. Şu anda biliyorsunuz depremden tutun da orman yangınlarına kadar ya da polis haberleşmesinden tutun da askerlerimizin sahada haberleşmesine kadar biz bütün bu şeyleri, altyapıları yabancı ürünlerin marifetleriyle yapıyoruz. Bunları yerleştirmek ve bunların güvenilir hale getirmek en büyük hedefimiz. Ve zaten baktığınızda bu ULAK projesi de ilk etapta kamu güvenliğine yönelik görülmüş ama stratejisi sivil alanda daha ağır olduğu için 2015 yılında buna da sivil sektöre de hizmet edilecek şekilde hatta önceliklendirilmiş durumda. Şu anda baktığınızda sahadaki 1200 baz istasyonu sivil sektöre hizmet ediyor ve umarım acil durum haberleşme sistemi ve kamu güvenliğinde de kullanılacak. ULAK baz istasyonu biliyorsunuz şu anda polisimizde, jandarmamızda dar bantlı sistemlerle kamu güvenliği ve acil durum haberleşme sistemleri yürütüyor. Bunun geniş banta, bu dar bantlarla beraber geniş bant hizmetinde verilmesi ULAK projesiyle de ULAK projesinde devrede olacağı bir projelendirmeyle yapıldı. Yakın tarihte Adana bölgesinde dar bant sistemlerle birlikte ULAK baz istasyonlarında kamu güvenliği ve acil durum haberleşme sisteminde kullanılmasına yönelik proje imzalandı. Umuyoruz ki gelecek sene içerisinde bunu hayata geçireceğiz. Buraları da hızlıca geçeyim çok fazla şey yapmadan. Maya ürünü, özellikle taşıyıcı katmanda yer alan Maya ürünü de bir ULAK baz istasyonu kadar değerli. Siz de biliyorsunuz ki şu andaki internet altyapımızda geçen datalarımızın hepsi %90, %95 yabancı menşeli ürünlerin üzerinde geçiyor. Dolayısıyla sahip olmadığınız bir network var. Network'e tabii ki sahibiz ama oradaki cihaz bize ait değil. Kablo bize ait, cihazı yöneten, cihazın akıllı olduğunu, akıllı tarafını yöneten o yazılımlar, o hardware bize ait değil. O hardware'ler bize ait olmadığı zaman o hardware'in üzerinden geçen datanın nereye gittiğini kontrol etmemiz, bilmemiz mümkün değil. Siber güvenlik işte bu noktada altyapıya sahip değilseniz, siber güvenlikle yönelik ne kadar büyük önlemler alırsanız alın, çok da bir önemi yok. Dolayısıyla orayı siz yönetemiyorsunuz. Bu Maya ürünü buna hizmet edecek. Baz istasyonunda ürettiğimiz datayı Maya ile çekirdek şebekeye güvenli bir şekilde taşıyıp o datanın Türkiye'de kaldığından emin olacağız. Maya'nın potansiyel uygulama alanları, yerel ağlar var, data center'lar var, geniş alan ağlar var. Şu anda buralarda dünya devleriyle yarışıyoruz açıkçası. Baktığınızda buralarda Cisco'lardan, Huawei'lerden ve şeylerden bir sürü firmayla bu şu anda ülke içinde ama umuyoruz ki kısa vadede ülke dışında yarışıyor olacağız. Burada da bir ekosistemle çalışıyoruz. Bu SD Maya ürününde birlikte çalıştığımız firmaların isim de, bunun içerisinde yerli de var, yabancı da var. Bu bir ekosistem işi. Biz altyapıyı veriyoruz ama o altyapının üzerindeki katma değeri sağlayacak olan Türkiye'deki ekosistemdir. Bu ekosistemi ne kadar yerleştir ve genişletirsek bu network'e de o kadar hakim oluruz. Demin bahsettiğim bu da çekirdek şebeke. Şimdi ne yaptık?
Uçtan baz istasyonu transport katmanında maya çekirdek şebeke tarafında ise de bizim başlattığımız bir çınar projesi vardı. Bu çınar projesi şu anda hedefi 5G çekirdek şebeke yapmak. Bu çekirdek şebekenin şu anda ticari tarafta biz HTK'nın başlattığı uçtan uca yeni projeyle devam ettireceğiz. Ama bu çekirdek şebekeyi özellikle kamu güvenliği ve acil durum sistemlerinde kullanmak üzere şu anda Karel, PIWORKS ve Aselsan'la birlikte yürütüyoruz. Burada da dediğimiz gibi biz yalnız başımıza hareket etmiyoruz. Bir ekosistem yaratmaya çalışıyoruz. Şu gördüğünüz resimdeki firmalar hem çekirdek şebeke hem de baz istasyonunda birlikte çalıştığımız yerli firmalar. Bunların hepsine istihdam sağlıyoruz. Özellikle ULAK baz istasyonu projesi yaklaşık 100 tane firmaya girdi sağlıyor. Bunu sadece şey diye düşünmeyin, geliştirme değil. Kablosundan tutup sahaya götürüp kurup elektriğini çekip bunu işleten, onu bakımı tutumunu yapan, sahada onu gidip müdahalesini yapan insanlar olarak düşünün. Üreticiden tüketiciye kadar 100 küsür firma var. Bunları burada resmetmedik ama dediğim gibi bu bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Bu Maya tarafında ise TürkSat'la çok bir işbirliği projesi imzaladık. Bu da kamuda ve özel sektörde özellikle SD-WAN dediğimiz SDN, Wide Area Network dediğimiz tarafta bu bizim Maya ürünün yaygınlaştırılmasına yönelik kendilerine işbirliği yaptık. Önceliklendiriyor TürkSat bizi. Bunun da meyvelerini aldık. 5-6 yerde şu anda bu sistemimiz çalışıyor ve bu çalışmalarımızla devam ediyor. Şimdi geldik. Bu 4,5G çalışmaları tabii ki bizim için bir enabler. Bu 5G'ye doğru gidiyoruz. 5G de söylendiği gibi bir game changer deniyor ya, oyun değiştirici, oyun kurucu. Fakat 5G bugünden yarına buraya gelmeyecek. 5G şu anda dünyada var, rolloutlarda var. Ama 2025, 26 ve 30'larda artık dünyamız farklı bir dünya haline gelmiş olacak. 5G ile beraber korkunç bir data genişliği ve korkunç bir kullanıcı kapasitesi ortaya çıkacak. Şu anda biz kişiler olarak bu sistemlere bağlıyız ama artık IoT dediğimiz kavramla beraber evinizdeki televizyonundan buzdolabına, mikserinden hepsi bir 5G kullanıcısı bir abone olacak. Ve bu aboneler artık otomatik olarak birbirleriyle haberleşecekler. Birbirleriyle konuşacaklar. Bizim ihtiyacı duymayacaklar. Hani fabrika diyorlar ya, havasız ve karanlık fabrikalar oluşacak. Robotlar bu teknolojiyle birlikte haberleşecek. Şimdi bu teknolojiye sahip değilseniz birisinin size bu teknolojisi sağlamasıyla sırrılısınız. Zaten kavga da burada çıkıyor. Bu Çin ve Amerika kavgası ve dünyada 5G'nin yaygınlaşması ve 5G teknolojisine sahip kim olursa dünyada bu teknoloji, bu otonomu elinde o bulunduracak ve belki de kontrol onda olacak. Belki de değil, %100 onlarda olacak. Dolayısıyla kavga büyük ve bu kavgada açıkçası 2013'te başlatılan o stratejik şeyle biz bir yol almışız. Eğrisi doğrusu, eksiği vardır, gediği vardır. Fazlası vardır, azı vardır. Fakat bu çok stratejik bir hamledir ve bunun üzerine titrenilmesi gerekiyor. Bu aynı şekilde 5G için de bu böyle. Şu anda yukarıda gördüğünüz devletin ilgili kurumlarının buraya verdiği öneme istinaden görüyorsunuz. Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'na, Sanayi Bakanlığı şu anda birebir 5G projesini, 4,5G projesini takip ediyorlar. Alt tarafta operatörler aynı şekilde. Alt tarafta kümelenmeler var. Özellikle HTK, siber güvenlik kümelenmesi, üniversiteler, BTK'nın kendisi. Hepsi el birliğiyle bunun üzerinden gelmeye çalışıyoruz. Bunları yerleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü buradaki katma değerin haddi hesabı yok. Şimdi 4,5G ile bu Aziz yaptığımız bu Bey, Aziz Bey, projenin tabii çok hızlı toparlayabilir misiniz? Süremizi çok aştık. özleyeyim. Teşekkürler. Süremizi açtık. Ben sonuç olarak şuraya gelmeye çalışıyorum. Bu sisteme ne kadar hakimseniz, uçtan uca ne kadar sahipseniz ve siz geliştiriyorsanız bu kadar bu ülkede siber güvenliği korunmuş ve ülkenin sınırları artık yokken siber güvenlikle çevrilmiş, kendi kendine yeter bir ülke haline gelmiş olursunuz. ULAK projesi ve ULAK şirketi de amacı ve hedefi de budur diyorum. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz Aziz Bey. Ağzınıza sağlık.
Gayet detaylı bilgiler verdiniz bize. Benim de fikrim olmayan konular vardı. Çok güzel netleştirmiş oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Ben Hem teşekkür size ederim. hem Ula'a ekstra teşekkür etmiş olalım. Çok teşekkür ederim. Evet, Saygılar sunuyorum. bizden efendim saygılar. Sizi sevgilerimizle uğurluyoruz yayınımızdan. Evet değerli katılımcılar, şimdi etkinliğimizin sponsorlarından Telenity sunumunda sıra. Telenity CEO'su Sayın İlhan Bağören'i yayına alıyoruz. İlhan Bey Merhaba. merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim. Aziz'i göndermediniz değil mi? Neyi? Aziz'i göndermediniz değil mi? Aziz Bey arka planda bizimle beraber, eğer vakti varsa kalacaktır diye düşünüyorum. Umarım. Aziz hem eski çalışanım hem de paydaşımızdır Ne güzel. İlhan Bey, katkılarınız için biz de size teşekkür ediyoruz. Siz bize yerli ve millilik için yeni paradigmaları, Türkiye'de 5G ve özel sektör kavramlarını anlatacaksınız. Ben sizi katılımcılarımızla yayında yalnız bırakıyorum. Bol şans diliyorum. Teşekkürler. Yerlik ve millilik bugünlerde çok üzerinde konuşulan kavramlardan başta geliyor. Çeşitli tanımlar var. Bu kavramı günün global gerçekleriyle uyumlu tanımamız lazım. Benim en çok beğendiğim tanımlama Profesör Doktor Yusuf Çengel'in son zamanlarda duyduğum en milli ürün çıktıları itibariyle millete en yüksek fayda sağlayan üründür tanımını beğeniyorum. Bu tanım üzerine daha fazla uğraşmayacağım. Bu tanımdaki en yüksek fayda konusunda neler yapılabilir ve odaklanacağım. Bu konularda özellikle pandemi sırasında ki özel durumda bir araya gelince neredeyse günde 10 tane devlet büyüklerimiz, STK başkanları konuşuyorlar bu konuda fikir üretmeye çalışıyorlar. Az çok görüş birliğine varılan 3 tane öncelik var. Yerli ve milli üretimi arttırmak, daha nitelikli mühendisler yetiştirmek, daha fazla mühendis yetiştirmek. Ben de bugün anlatacağım ki ekosistemde önemli şeyler, değişiklikler yapılmadıkça bu üçü de gereksiz, faydasız ve öncelikli de değil. Bu teşhiste neden vardığımı ve önerilerimi daha iyi anlaşılabilmesi için belki bu teşhise götüren süreci bir anlatayım. Benim 40 senelik bir telekom yazılım sektöründe geçmişim var. Bunun aşağı yukarı 20'si Amerika'da geçti. Tamamı yerli ya da yabancı ürün üreten firmalarda geçti. Burada çok kullanılan ve basit zannedilen ürün terimiyle ilgili bir ayrıştırıcı özelliğini vurgulayayım. Geniş müşteri kitlesinin ihtiyaçlarına hitap etmek üzere geliştirilmeli ve defalarca satılabilmeli. Bunu sunum boyunca aklımızda tutalım. Maalesef Türkiye için bu ütopik bir kavram. Pek az, belki 3-4 firmamızın yapabildiği bir şey. Amerika'daki süreçte iki Türk arkadaşımla bir startup kurduk. Bir süre sonra dünya lideri olduk ve Nasdaq'ta listelenmiş bir firmaya satıldı. Nivnet denen firma. Bu firmada 100'e yakın Türk mühendisi çalıştı. Aziz Bey de bunlardan birisidir. Daha sonra Serenity firmasını Amerika'da kurduk. Bir sene içinde de Türkiye'ye taşıdık. Türkiye'ye geleli beri işte 20 senedir, 19 senedir Telenet'i 300 milyon doların üzerinde satış yapmıştır. Bunun da %95'i ya da daha fazlası ihracattır. Bu ihracat olan satışların hepsinde biraz evvel Aziz'in de gündeme getirdiği Huawei, Ericsson, Nokia gibi devlerle yarıştık ve onları geçtik. Ancak böyle satış yapabilirdik. Ve de bu satışları yaptığımız ürünlerin hepsini Türk mühendisler geliştirdi. Ve de bizim mühendis kadromuzda en azından son 7-8 seneye bakarsanız Türkiye'de yıldız üniversiteler denen üniversitelerden pek kimse alınmadı. Dolayısıyla Türk mühendisi
doğru şartlarda uluslararası kalitede üretim yapabilir. 2015 senesine kadar açıkçası %90'dan fazla satışımız yurt dışında olduğu için Türk sistemi beni en azından çok ilgilendirmedi. O sıralar birlikte çalışabileceğimiz firma arayışına girdiğim için Türk ortamına bakmaya başladım ve kısa zamanda fark ettim ki Türkiye'nin bilişim ekosistemi hasta. Bir kartal gibi uçacak altyapısı olmasına rağmen bir tavuk gibi davranıyor. Çok büyük bir verimlilik kaybı var. Bunun üzerine 2017'de planlarıma uyarak emekliliğime hazırlanırken Tenenti yetkin profesyonellere emanet edip geçen 3 senemi bilişim teknolojisinin bütün ekosistemini anlamak ve elimden gelirse iyileştirmek için harcadım. Bu sırada işte pilin değişik yerlerini yoklar gibi ekosistemin hemen hemen her yerine bulaştım. Mustafa Kuğu ve Aykut Seyreğin Teknolojik Grup ve BT İhracatı, YASAT Yönetim Kurulu, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'nin kurulması ve yönetim kurulu başkanlığı, Hizmet İhracatçılar Birliği'nin kurulması ve komitenin oluşturulması, birçok girişimci kuruluşun ya ortaklığı yahut da yüzlerce firmanın, startup'ın sunumunu izlemek ve jürilik yapmak gibi. En son olarak, yani bunları da bir araya koyarsanız tek tek bu derneklerde birkaç bin firma var. Örtüşmeleri de sayarsanız binden fazla firmaya erişmişimdir. Bunların çok önemli bir kısmıyla da teker teker konuştum. Bugünkü sunumda söyleyeceklerimi açıkçası son bir ay içinde HTK olarak bütün firmalarımızda tek tek ziyaret ederek tanıma etkinliğinin sonuçlarıdır. Bu firmalarla ilgili ortalama bir profil vereyim size. Aşağı yukarı 25-30 kişilik ortalama firmamız. Çoğunlukla bir ya da iki kurucu ve gerisi de mühendisten oluşuyor. İyi haber vereyim size. Hepsinde çok edecek kalitede mühendislik harikaları var. Ortaya çıkan çoğu zaman, neredeyse hemen hemen hiçbir zaman ürün değil. Ama teknolojik olarak en üst yetkinlikte, yani Silicon Valley'de yahut da Çin'de bundan daha iyisi teknolojik olarak yapılmıyor. Çoğu firmada bunlardan çok var. Yani bir tane, iki tane değil. Bazısı bir müşteriye satılmış, şirketin sahibi konuşmuş, satış yapmış. Bazısı proje olarak yapılmış, satılmamış. Yahut da bir ihaleye girilmiş, satılmış. Ama hep reaktif olarak yapılmış. Hemen hemen hepsi para getirmiş ama sürdürülürlüğü tek başına sağlaması mümkün olmamış. Yani bizim unicornlarda gördüğümüz bir ürüne hedef odaklanıp onu olabileceği en iyi şeyi yapmaktansa yavaş yavaş birçok ürün en fazla bir defa satılmış. Bunların satılmayanları da belki de şanslı bir şirketler. Satılanlar da bir tane müşteri için, biliyorsunuz yazılım dediğimiz yaşayan bir varlık. Alan firma onun desteğini istiyor. Tek firmaya satıp da onun yıllarca desteğini vermeniz demek, oraya bir tane mühendis bağlamanız demek. Dolayısıyla üçüncü, beşinci projeden ya da buna ben çözüm diyorum. Ürün olmayan ama satılan şeye çözüm diyorum. Bu çözümleri yaşatmak için bir müşteri ordusu birikmeye başlıyor ve devamlı yeni proje alma zorunluluğu. Eğer satış yapmayı beceremiyorsanız, yani çözüm satışı yapmayı beceremiyorsanız,
çözüm TÜBİTAK ya da TEDEP projeleri. Dolayısıyla TEDEP projeleriyle maaş ödemeye çalışmak zorunda kalan firmalar bunlar. Yani çok açık görülüyor. Burada alabileceğimiz verimin maksimumunu alamayacağımız ama biz aylardır, yıllardır çeşitli topluluklarda ne olmalıydı da olmuyor. Yani verim ne olmalı ama değil diye çalışıyorduk. Son yaptığım bu ziyaretlerde bir metrik kafama çok uygun geldi. Çalışan başına gelir. Yani bir firmanın işte 1 milyon dolarlık satış yapmış, 20 tane de mühendisi varmış. Demek ki 50 bin dolarlık senede mühendis başına geliri var. Bu aslında uluslararası firmaların değerlendirilmesi için kullanılan önemli bir metrik. Bu metrik peki ne olmalı? Bakarsanız S&P 500 firmaları arasında teknoloji firmalarının ortalaması 500 bin dolar. En büyükleri ise Apple, bunun 2 milyon dolar. Türk firmaların neler yapabileceğinin bir örneği olarak geçen ay içinde satılan Peak Games'in mühendis başına, çalışan başına geliri 6 milyon dolar. Ondan bir ya da iki sene önce satılan Gram Games'in ki 1 milyon dolar. Kobiler için işte unicorn olmayan bizim gibi canlılar için bunun 100 ve 200 bin dolar olması kabul edilir. Fena değil. Yani bizim Amerika'da satmış olduğumuz şirketi sattığımızda 250 bin dolar civarındaydı. 150 bin doları bir metrik olarak alalım. Yani 150 bin dolar kazanmıyorsa bir firma, o firmanın aslında yaşaması çok doğru değil. Çünkü çok kısıtlı şeyimiz var, kaynağımız var. Peki Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de bu firmalar nedir? Şimdi bu yaptığım çalışmalarda görülüyor ki bu firmalar ancak maaşlarını döndürebiliyorlar. Aslında döndüremiyorlar. Döndüremedikleri için de sürekli TEDEP desteği alıyorlar. Hemen hemen bu firmaların hepsinin bütün elemanları herhangi bir anda bir TEDEP programında görünüyor. Peki nedir? Benim yaptığım hesaplara göre böyle bir firmanın mühendis başına maliyeti aşağı yukarı 35 bin dolar yıllık. Yani bu firmalar belli ki 35 bin dolar civarında yılda gelir sağlıyorlar ki ancak yaşıyorlar. 35 bin dolar gelirin de aşağı yukarı %70'ini TEDEP desteklerinden aldığını düşünürseniz ben onu %40 diyeyim. %40'ı 15 bin dolar da buradan düşelim. Yani 20 bin dolar gerçek satış yapıyorlar mühendis başına, çalışan başına. Dünya ortalaması dedik 150 bin dolar. Yani 7'de 1'i ya da %15'i. Yani bizim %85 daha global rekabetçi olmamız isteniyorsa %85 daha arttırmamız lazım. Bunun sağlaması için gene Ar-Ge yatırımlarının ihracata dönüşmesi konusunda bir takım metrikler var ülkeler arasında. Dünya ortalaması bunun %200. Yani 1 milyar dolar harcadığınızda 2 milyar kadar ihracat yapıyorsunuz. Türkiye'de maalesef 2015'lerde bu 1 milyar harcadığımızda 200 milyon ihracat yapıyordunuz. Bu zannediyorum %400 milyona daha yaklaştı zannediyorum. Yani sonuç olarak dünya ortalamasının %15'indeyiz burada. Dünya %200, Türkiye'de %30. Sonuç olarak verimlilikte %85'lik bir yerimiz var. Peki burada o zaman ortaya çıkan nedir? Bize yerli ve milli üretim değil, satış lazım. Yani bir ürünü birden fazla
satabilecek bir sistem lazım. Çok satacak bir sistem lazım. Burada daha fazla nitelikli mühendise ihtiyaç var. Ne de daha fazla mühendise ihtiyaç var. Burada çok satılabilir ürünü proaktif olarak belirlemek, yani bir hastanede lazım oldu, onun problemini çöz. Ondan sonra başka bir hastanede lazım oldu, onun problemini çöz. Değil, oturup hastanelerde neye ihtiyaç var diye planlama yapıp ondan sonra ortaya çıkacak ürünü satabilmek. Bunu yapmak için mühendis lazım değil. Bunu yapmak için iki tür çalışana ihtiyaç var. Birisi ürün yöneticisi, birisi satışçı. Yani ürün yöneticileri bu ürünlerin çok müşterinin alabileceği şekilde geliştirilmesinden ve firmanın satış yetkinlikleriyle satılabilmesinden sorumlu olan ve şirketin kaynaklarını risk alabilen kişidir. Yani burada birçok yetenek bir arada. Türkiye'de bunlardan var mı? Yok. Uluslararası firmalarda ortalama 7 tane ürün yöneticisi var. Türkiye'de toplam 10 tane ürün yöneticisi yok. Kimse doğru diyorsun, uluslararası satış yapmadığı için, uluslararası satışı geçtim, normal satış yapmadığı için satıcımız da yok. Yani satış yapmayı, teknik satış yapmayı bilen kimse de yok. Dolayısıyla bize lazım olan 1 milyon yazılımcı değil. Bize 1000 tane ürün yöneticisi, 1000 tane satışçı bulalım. Bu ülkeyi uçururuz. Bu 150 bin dolara gelir de geçeriz. Peki bunları nasıl sağlarız? Benim önerim firmalara birer tane, ikişer tane ürün yöneticisi getirmek için destek verilmesi. Ve yurt dışından getirilecek. Biz Telenity'ye Amerika'dan ürün yöneticileri getirdik. Türkiye'de böyle bir şey yetişmiyor. Bunları getirmek lazım. İkincisi bakayım. Diğer bir şey bizim desteklerimizin Avrupa modeliyle yapılıyor olması. Yani Avrupa modeli bize uygun mu? Avrupa modeli İki tane çok önemli fark var. Birisi Avrupa'da dehşet bir sermaye birikimi, mühendislik yetkinliği ve Ar-Ge derinliği var. Ürün ekosistemi yetişmiş durumda. Pazarlama ve satış yetkinliği var. Böyle bir pazarda siz proje pazarı yapabilirsiniz. Ve bu proje pazarı büyük ürün ekosisteminin yanında bir takım sonuçlar çıkarır ve bu sonuçları paraya çevirecek, karlı yönetecek arkada dehşet bir ekosistem vardır. Türkiye'de bu ekosistem yok. Türkiye'nin bütün ekosistemi proje ekosistemi haline gelmiş durumda. Dolayısıyla çıkan harika projeler de çıksa rafa gidiyor. Hiç kimse bunu destekleyemiyor. İkincisi de Avrupa örnek alınacak bir sistem değil. Avrupa krizde, ben Avrupa'da 5-6 tane toplantıya gittim. İşte Avrupa Komisyoneri Andrus Ansip'in, Günter Oettinger'in konferanslarına katıldım. Bunlar travma aşmaya çalışıyorlar. Avrupa 30 senede dünyada dehşet bir yenilgiye uğramış durumda. Bu komisyonerlerin sözleri. Biz internette yenildik. 20 sene internet ekonomisinde kaybettik. Ondan sonra 10 senede girişimcilik ekosisteminde kaybettik. Buradan nasıl çıkarız? Çalışması yapan, işte ne bileyim, Avrupa'nın geleceğinde Horizon 2020'nin sonrası Horizon Europe diye bir program var. Onun da geliştirilmesine katıldım. Orada hepsinin söylediği, biz dünyada en fazla patenti olan topluluğuz maalesef. Girişimcilikte ve inovasyonda yapamadık. Biz böyle kaybeden bir sistemi TÜBİTAK desteklerimizde, TEYHEP desteklerimizde örnek alıyoruz. Bunu bir an evvel kesmemiz lazım. Ama daha önemlisi, benim en önemli gördüğüm önerim sadeleşme. Yani bu firmaların işte biz proje yapacağız, çağrıları takip edelim. Şimdi bir tane teklif yazalım, ondan sonra hakemlere sunalım. Ondan sonra kazanırsak 6 ay boyunca izleme raporları yazalım. Efendim şeyler gelsin.
izleyiciler gelsin, savunma hazırlayalım. Bu firmaların %30 vaktini alıyor en azından. Böyle bir takıma ne gerek var? Benim teklifim standart TEDEP projelerin tamamen ortadan kaldırılması ve bu firmalara, çünkü eninde sonunda bu firmalar %60-70 destek alıyorlar. Onun yerine verin %20 ile %60 arasındaki desteği bütün bu firmalara ve de bunu firmaları her sene audit ederek verin. Kapasitesine göre verin. Bazısı 20, bazısı 60 alsın. Yani 70 alamasın. Bunun dışında çok çok seçilmiş projelere, çok çok seçilmiş şirketler girsin, bunu 60'a, 70'e, 100'e, 200'e çıkartsın. Belki de bunu Sanayi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı beraber versinler. Büyük ihracat yapan firmaların, zaten o da çok büyük problemimiz, orta büyüklükteki firmalar, bu firmalara bir şey olarak kalsın. Çok özür dilerim, bir de 5G'den bahsedeceğim çok kısaca. 5G için... İlhan Bey, çok hızlıca toparlayalım. Çünkü birkaç da soru da geldi aynı zamanda size. Lütfen bir iki cümleyle toparlayalım. Yönetim Kurulu Başkanı da olduğum Haberleşme Teknolojileri kümelenmesi 16 firma ve 3 operatörle bir Türkiye'nin en büyük TEDEP projesini başlattı. 200 milyon liralık bir proje, hem büyüklük olarak hem de firma sayısı olarak. Bu projede irili ufaklı özel sektör firmalarının yanında Havelsan da var. Dolayısıyla Türkiye'de çok firmanın bir arada 3 senelik bir proje yürütmesi gibi özel sektörün savunma sanayi ile çalışması için, ortak çalışması için de ideal bir örnek oluşturduk. Yani Havelsan'ın Ar-Ge derinliği, çeşitli insan kaynağı ve disipliniyle özel sektörün ürün kültürü, ihracat kültürü, ticaretleşme kültürü bir araya gelerek ideali oluşturdu. Bunun ikinci senesinde, yani bu senenin başında 4.5G'de biraz evvel Aziz Bey'in de dediği gibi 7 senedir önemli çalışmalar yapan ve bence Türk mühendisine özgüven kazandıran ULAG'ı da aldık. Ancak ULAG maalesef bize Havelsan gibi entegre olmadı. Grup içinde bir bağımsız firma olarak çalışıyor. Sayın Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Bey çok sık konuşmalar yapıyor ve bu konuşmalarda savunma sanayi dışında başta ULAG ve 5G olmak üzere oyun kurucu değil, oyuna katkıda bulunacakları mesajını veriyor. Ama biz bunu maalesef göremiyoruz. Ya İsmail Bey'in mesajı savunma sanayinin ve ULAG'ın içinde duyulmuyor, yahut da bisikletten elini çekmeyi bir türlü beceremeyenler var ülke çıkarlarına ve Savunma Sanayi Başkanlığı'nın kararlarına karşılar. Son olarak da bu proje 2020'nin sonunda bitecek bir Ar-Ge projesi. Bunun üretime geçilmesi için bu firmalardan 10 tanesi G-Tent diye bir firma kurdu. Bu G-Tent firması operatörlerle tek bir muhatap olacak. Türkiye'de sonra bölgede, sonra da dünyada satışlar yapacak. Size yukarıda da söylediğim gibi bu 5G projesinde ve G-Tent'te çalışan firmaların her birisi dünya standartlarında mühendislik yapabilen firmalar. Bunlara eğer ne yapacağını söylerseniz bunlar en iyisini yapabilecek firmalar. Ne yapacağını söylemek için de bu projenin en çekici tarafı 3 operatörümüz bizle paydaş. Biz bunların hepsiyle oturuyoruz. Siz gelecek 3 sene sonra ne alacaksınız diye soruyoruz. Dolayısıyla doğru ürünü tanımlıyoruz, doğru mühendislik koyuyoruz. En sonunda da bu firmaların hepsinin uluslararası satış yetkinliğini bir havuza topluyoruz. Dolayısıyla İlhan Bey bitirmemiz lazım artık. Bayağı aştık. Dolayısıyla bu oyuncuların hepsi Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya yetecek kalitede oyuncular. İlk defa biz Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takım kurup bu lige çıkacağız. Başarı haberlerinizi bekleyin. Önümüzdeki hafta ilk demolarımızda başlıyoruz 5G konuşmalarını. Çok teşekkür ederim. Özür dilerim. Çok uzattım. Estağfurullah İlhan Bey. Biz de teşekkür ederiz. Birkaç tane soru var. Ama eğer soruların cevapları çok kapsamlıysa lütfen beni uyarın. O zaman onları yazılı alalım. Ama çok kısa cevaplayabilecekseniz eğer, bekledi katılımcılarımız çünkü. Bayağı da ilgiyle takip edildi açıklamalarınız. 100'ün üzerinde katılımcı şu an hala dinliyor sizi. Hızlıca ben soruları hemen okuyayım size. Bir sorumuz şu şekilde.
Sayın Orhan Aydın sormuş. Bugün bir haberle karşılaşmış internette. Haberde de şu başlık varmış. Amerika'nın Türkiye'yi Çin'den 5G almayın başlıklı bir haberiymiş. Bunun hakkında bir değerlendirmeniz, kısa bir değerlendirmeniz varsa alalım lütfen İlhan Bey. Öncelikle Orhan Bey'e çok çok merhabalar ve teşekkürler. Bu HTK kümesinin ve 5G projesinin başlamasında bir numaralı hakkı ve sorumluluk Orhan Bey'indir. Ama bu haberi duymadım. Amerika'nın böyle bir baskı yapması hiç sürpriz değil. Biliyorsunuz geçen hafta içinde İngilizlere de yaptı ve başarılı, yani uzun zamandır yapıyordu, İngilizlere başarılı oldu. Büyük ihtimal şu anda bir numaralı önceliği bütün ülkelere, etkilediği ülkelere Çin mallarını almamasını öneriyordur. HTK ve G-Tent olarak bu bizim için sevinç verici bir haber olur. Tamamdır, teşekkür ederiz. Sayın Çağdaş Er Yüksel sormuş İlhan Bey, 5G teknolojisi, batarya teknolojisi gelişmeden nasıl yaygınlaşabilir, ne planlıyorsunuz diye, planlanabilir diye sormuş. Çünkü 5G çok fazla batarya tükettiği için nasıl bir önlem alınacak diye merak ediyor Çağdaş Bey. Şimdi biz açıkçası altyapı tarafında çalışıyoruz. Ancak 5G standartlarında ITU'nun, yani standartları belirleyen kurumun şöyle bir şeyi var. Uzun vadede, yani 5G kullanılmaya başladığında cep telefonlarının enerji tüketimi 4,5G telefonlarının enerji tüketiminin 20'de birisi olması gerekiyor. Bunun kim nasıl yapacak? Maalesef o bizim şeyimizin dışında. Ama baz istasyonları 10'da 1, cep telefonları 20'de 1 enerji tüketmesi gerekiyor. 5G'nin üzerindeki logonun yeşile dönmesi bu çeşit isterlerden kaynaklanıyor. Maalesef teknolojiyi bilmiyor. Evet, hepimizin de genel problemi aslında bu. Güzel bir yere değinilmiş. İnşallah çözülür diyelim. Şimdi yeni gelen, ekstra gelen soruları sonra size yazılı ileteceğim ama hala okumam gereken soru var İlhan Bey. Ürün tanıtımında geçen ve kesinlikle çok doğru bir tespit, hassasiyet olan defalarca kullanımdan hareket ederek mesela yerli ve milli 4.5G ve 5G ürünlerinin ihracatına dair ne tür çalışmalar yapılmaktadır ya da yapılabilir diye sormuş Sayın Cüneyt Deliktaş sormuş. Teşekkürler Cüneyt Bey'e. Ben şahsen İlhan Bağren olarak ve bu projedeki birçok katılımcı bu projeye Türk operatörlerine satmak için girmediler. Bir, o yeteri kadar büyük bir challenge ya da zorluk değil. İkincisi, fizibilitesi de yok. Yani sadece Türk operatörlerine satarak bu projeyi ayakta tutamazsınız. Ulağan'da ya ilk baştan beri eninde sonunda oraya geçeceği hep konuşuldu ya da eleştirildi. Türk operatörleriyle hayatınızı sürdüremezsiniz. Bizim Telenity olarak bu projeye getirdiğimiz uluslararası pazara olan hakimiyetimiz ve ürün kültürü, Telenity olarak biz 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Daha önce kurmuş olduğum Newnet'te 129 ülkeye ihracat yaptık biz. Yurt dışına satmayı bilen ve bu know-how'u getirecek firmalardan birisiyiz. Çok teşekkür ederiz İlhan Bey size. Daha birkaç soru daha var ama onları size yazılı ileteceğiz. Oldukça süre açtık. Panelden de eksiltmeyelim süreyi. Anlayışınızı ve katılımcılarımızın da anlayışlarını rica ediyoruz. Telenity'ye ve nezdinde sizlere tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sevgilerle uğurluyoruz sizi yayınımızdan İlhan Bey. Ben teşekkür ederim. Kalan arkadaşlara da başarılar dilerim. Özür de dilerim zamanlarından çalmış. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, sırada içeriği oldukça zengin bir panelimiz var. Panel yöneticimiz BT Haber Gazetesi Ankara temsilcisi sevgili Sedef Özkan. Kendisini yayına alalım lütfen ve aldık. Sedef'cim merhaba. Sedef'cim çok... duyamadık seni. Merhaba, sesim geliyor mu? Merhaba, nasılsın? Çok teşekkürler. Gerçekten sunumlar çok iyiydi ve aydınlatıcıydı. Evet. Keyifle dinliyorum. Katılımcılarımız da ciddi ilgi gösteriyorlar. Yani hem performans olarak yüksek, hem katılımcı sayısı gayet iyi. Böyle bir Temmuz sıcağında üstelik. Hem de ciddi sorular da geliyor. Bir yandan da gelmeye devam ediyor. Bu şimdi panele de yansıyacaktır.
Sedef'cim sen bize üreten Türkiye yolunda ne yapmalı başlığında güzel bir panel planladın. Bu panelde konukların Aktaş Döküm, Octopod ve Quadro'nun yöneticilerini ağırlayacaksın. Ben yayını sana teslim ediyorum ve şimdilik ekrandan çekiliyorum. Sen konuklarını davet edebilirsin. Panel bitiminde tekrardan görüşmek üzere diyorum. Bol şans diliyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten yerli ve milli üretilen teknolojiler etkinliği içerisinde çok güzel bir başlangıç yaptık. ULAK'tan Aziz Bey'den ve Telenis'ten İlhan Bey'den çok iyi bir sunum dinledik. Çok aydınlatıcı sunumlar dinledik. Şimdi de üreten Türkiye yolunda ne yapmalı panelinde çok değerli konuklarımız var. Çok kısaca acaba biz neden böyle bir şey yapmak ihtiyacı duyduk? Aslında Türkiye'de de son senelerde bu noktada tüketen değil üreten Türkiye'ye vurgu yapılıyor çok ciddi anlamda. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sanayi ve teknoloji stratejisine göre bir taraftan ülke olarak teknoloji ve üretim kapasitemizi geliştirmeyi, diğer taraftan da üretim kapasitesini ve dijital olgunluk seviyesini artırarak sanayimizi güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Diğer taraftan Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Tağkoç, kaynaklarımızı verimli kullanarak teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten bir Türkiye olmak için çalışıyoruz vurgusunu sık sık yapıyor. Milli teknoloji hamlesi de yüksek katma değerli ve kritik teknolojik ürünlerin milli ve özgün imkanlarla geliştirilmesini ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli olarak üretilmesini, ulusal düzeyde teknolojik atılımı hedefliyor. Tüm bu görüşler, stratejiler ve hedefler bağlamında bugünkü panelimizde de hem üretici hem de kullanıcı firmalarımızın görüşlerini alacağız. İlk olarak Aktaş Döküm Planlama Koordinatörü, ERP Proje Yöneticisi Nilüfer Çağlayık'ı davet etmek istiyorum. Merhaba Nilüfer Hanım, hoş geldiniz. Yine sponsorlarımızdan Quadro Türkiye'nin Genel Müdürü Serkan Gezici'yi davet etmek istiyorum. Hoş bulduk, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkürler. Tekrar teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ve yine sponsorlarımızdan Octopod Bilişim CEO'su Şenol Balcı'yı davet etmek istiyorum. Merhaba herkese. Merhaba, hoş geldiniz Şenol Bey. Çok güzel bir panel olacak sizlerle. Çok keyifli geçeceğine inanıyorum. İki tur yapacağız. İlk turda hem üretici firmalar tarafından hem de kullanıcı firma olarak Aktaş Döküm'den, üretici firmalar olarak Quadro ve Octopod'dan sizlere sorular yöneteceğim. Diğer taraftan ikinci turumuzda da ne yapmalı sorusunu irdeleyeceğiz. Yani üreten Türkiye yolunda ne yapmalı panelimizin de sorularına böylece yanıt vermiş olacağız. Şimdi ben öncelikle Serkan Bey ve Şenol Bey'e birlikte aslında üretici firma tarafından bu soruyu yöneltmek istiyorum. Zaten bütün firmalardan öncelikle çok kısaca firmalarını tanıtmalarını rica edeceğim. Daha sonra da ürettikleri ürünlerle sağladıkları katma değer nedir? Lütfen bunları aktarmalarını rica ediyorum. Ve üretici firma olarak satış ve pazarlama süreçlerinde ne zorluklar yaşıyorsunuz ya da avantajları nelerdir? Serkan Bey sizden başlayabiliriz. Tabii teşekkür ederim. Biz Tesla teknoloji olarak Quadro markasıyla ürün yapıyoruz. Quadro markasında iki ana başlıkta ürünlerimiz var. Bir tanesi bilgisayar ürünleri diyebileceğimiz, hem bilgisayar komponentleri hem de bilgisayarların kendileri var. İkinci başlığımız da giyilebilir teknoloji ürünleri. Giyilebilir teknoloji ürünlerinde de işte akıllı saat, akıllı gözlük, akıllı ateş ölçer ve benzeri ürünlerimiz var. 2011 yılından beridir Quadro markasıyla bir Türk markası olarak ürün yapıp pazara sunuyoruz. Komponent tarafında Quadro markasıyla anakart ve ekran kartı
üretimimiz var. Bunlar bilgisayar, desktop, PC anakart ve ekran kartları. Yine pazarda satılıyorlar. IT kanalı başta olmak üzere. Aynı zamanda bu ürünleri de içerisinde kullandığımız desktop PC'lerimiz var. Masaüstü bilgisayarlar, gaming PC'lerimiz var yeni ürün gruplarımızdan. All-in-one tümleşik PC grubu var. Bunların dışında mini PC ve endüstriyel PC ürün grupları var. Genel olarak ürün gruplarımız bunlar. Bunların dışında da bahsettiğim giyilebilir teknoloji ürünlerimiz mevcut. Bu ürünleri kimisi PC grubundaki ürünlerin tamamı burada üretiliyor. Bazıları uzak doğuda fason olarak ürettiriliyor. Türkiye'deki pazara da işte çoğunuzun bildiği işte Arena, Exa, Çözüm Bilgisayar ve benzeri distribütörlerimiz aracılığıyla dağıtımı, satışı yapılıyor. Bunların dışında kurumsal projelerde PC grubunda yer alıyoruz. İşte Devlet Malzeme Ofisi'nde ürünlerimiz oradaki iş ortaklarıyla beraber devlet kurumlarına satılıyor, pazarlanıyor. Böyle bir genel ürün grubumuz ve şeyimiz var, çalışmamız var. İkinci başlığa geçelim mi yoksa pazarlama, satış zorlukları, avantajları? Evet, lütfen satış pazarlama tarafında değerlendirirseniz sevinirim. Şimdi satış pazarlama tarafında zorluk tarafıyla başlayalım. Çünkü orası biraz daha fazla. Böyle eski bir atasözümüz var bizim. Kimse kendi köyünde peygamber olamaz diye. Türk markası olunca en büyük sıkıntımız Türk markası olmak aslında. Çünkü bizim karşımızda global markalar var. İşte HP, Asus, Dell, Lenovo, Fujitsu ve benzeri büyük dev markalar var. Dünya çapında üretim ve satış organizasyonu olan ve ciddi pazarlama bütçelerine sahip, bizim ülkemizde de çok köklü geçmişleri bulunan, çok uzun süredir özellikle kamu kurumlarıyla ve büyük şirketlerle iş yapan, ürün geliştiren, oralara servis hizmet veren firmalar. Dolayısıyla aslında yerli markalar tarafında çok ciddi bir rekabetten söz etmek mümkün değil. Çünkü hepimizin ortak bir sıkıntısı var. Bu ortak sıkıntı da yerli marka istemiyoruz. Yani şöyle şeylere tanık olduğumuz oluyor bizim. Kamu kurumu şartname yazıyor ve şartnamede birkaç yabancı markayı direkt belirtip bu markalardan bir tanesi olacaktır diyor. Bu az rastlanır kötü örneklerden ama çoğunlukla kalite belgeleri, sertifikaları ve benzeri şeylerle ya da o markaların organize edebildiği üreticilerle birlikte, ama bizim yerli bir marka olarak üreticilerle, işte Intel ya da Microsoft gibi üreticilerle diyelim, organize etmemizin zor olduğu bazı çözümlerle, bunların şartnamelere eklenmesiyle biraz daha bizler özellikle kamudaki projelerden uzakta tutuluyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Yani şöyle şeylerden bahsediyoruz. Şimdi biliyorsunuz ürünlerle ilgili kalite sertifikasyonları var. İşte CE bunlardan bir tanesi, TÜV bunlardan bir tanesi, FCC ya da benzeri sertifikalar var. Aynı anda aynı kalite belgesinin hem Amerikan versiyonu, hem Uzak Doğu versiyonu, hem Avrupa versiyonu, hem Türk versiyonunu isteyip bizim hiç faaliyetimizin olmadığı, belki uzun bir sürede olmayacağı Uzak Doğu'da işte yüz binlerce dolar, belki milyonlarca dolar harcayarak bu sertifikaları... almamız, belgelerin, sertifikasyonların tamamını alabilmek için. Serkan Bey, bir donma oldu da o arada. Şu an sesiniz tekrar geliyor. Şu an geliyor mu? Pardon. Bu çok uzun süreçli bir şey bu. Bu sertifikasyonların alınması çok yüksek de maliyetlere sahip. Ama temel sıkıntımız şu, kamu yabancı tercih ediyor. Büyük ihtimalle hani net rakamlar şu anda yok elimde ama yakın dönem için. Ama büyük ihtimalle %90'lar civarında bir yabancı marka
kullanımı var kamu tarafında, bizim ürün grubumuz için söyleyelim. Halbuki bizim ürün grubumuz için de sık sık işte hükümetimiz tarafından ya da Cumhurbaşkanlığı tarafından, ilgili bakanlıklar tarafından işte yerli ve milli markaların kullanılması, desteklenmesiyle ilgili çağrılar yapılıyor ama yani alt düzeyde ya da orta seviyede bürokrasinin aynı fikirde olduğunu düşünmüyorum. Bunda belki geçmiş dönemde bazı yerli markalarla yaşanan kaliteyle ilgili sorunlar söz konusu olabilir. Ama bu şöyle örneklere denk düşüyor. Hani ben birebir görüşmelerimde de karşılaşıyordum. İşte 25 sene önce 50 tane bilmem ne marka bilgisayar almıştık ama diye 25 senedir bir daha yerli bir markaya bir şans verilmiyor. Bunu kısmen kendi adımıza aşabildiğimiz örnekler mevcut. Orada da şöyle bir yönteme başvuruyoruz. Aslında temelde o projeyle ilgili ürün neyse ondan numune ürün ileterek onları test etmelerini sağlayarak aradaki kalite farkını görmelerini, en azından bilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bazı durumlarda yabancı markalardan daha iyi, daha avantajlı, daha fonksiyonlu ürünler sunabiliyoruz. Onları karşılaştırmalarını istiyoruz. Bunda kısmen başarılı olabiliyoruz. Aslında yani ürünlerimizi sunduğumuz, verdiğimiz kurumların tamamında açıkçası bu numunelerden sonra, test numuneleri test etmelerinden sonra şartnamelerini bize açtıkları söz konusu olabiliyor ama yani bazı kurumlarda da numunelerimizi test etmeyi bile kabul etmiyorlar, öyle söyleyelim. Hani kullanabilsinler diye ücretsiz ürün gönderiyoruz, onu bile yok istemeyiz, biz gerek yok diyorlar. Dolayısıyla temel asıl sıkıntımız bu. Bu temel sıkıntının da yol açtığı en büyük asıl problem şu aslında. Şimdi üretim denilen şey temelde üretim bilgisiyle gerçekleşebilir bir şey. Yani makineye sahip olabilirsiniz o ürünü yapacak, malzemelere sahip olabilirsiniz, sermayeye sahip olabilirsiniz ama üretim bilginiz yoksa, yani kalifiye personeliniz yoksa bu üretimi yapacak ve buna dair bir sistem kurmamışsanız eğer bu üretimi gerçekleştirebilmeniz mümkün değil. Dolayısıyla üretim bilgisi de ancak üreterek gerçekleşebilir. Yani biz burada işte ürün üretmeye başladığımızda masaüstü bilgisayarlardan başladık. Sonra dedik ki biz all-in-one bilgisayarları da burada üreteceğiz. Genelde bizim yerli markalar hazır ürün getirip satıyorlardı. Yani yurt dışındaki bir üreticiye sipariş veriliyor, makine hazır geliyor, öyle hazır ürün satılıyor piyasaya. Ancak servise gelirse o ürünle ilgili daha fazla bilgiye sahip olabiliyor ama biz burada bu üretime başladığımız anda çok hızlı bir şekilde o ürünle ilgili teknik bilgimizin, o ürünün eksiklerinin, avantajlarının, ürünün nasıl daha iyi olabilir, daha iyi hale gelebileceğinin bilgilerini edindik. Ve yaklaşık 3 ay sonra bir üreticimize, bu part komponent üreticilerimize notlar ilettik. Bir tanesi dünyanın önemli üreticilerinden bir tanesi, büyük global markalara da ürün yapan bir firma. Dedi ki biz bunu başka bir firmayla çalıştığımızda yaklaşık 1 yılda bu dönüşlerin tamamını alıyorduk. Siz çok kısa sürede ve çok güçlü geri bildirimlerde bulundunuz. Aslında burada şeyin farkına varıyoruz. Yani o tarafta da yaptığımız çalışmalar ya da ziyaretlerimizde ya bizim ülkemizin insanı gerçekten çok yetenekli, çok zeki. Üretim konusunda da problemlere çözüm bulma konusunda da gerçekten çok başarılı ve pratik zekalı. Genel olarak ülke olarak böyle olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama bu imkanı olanağı çok fazla işte genç arkadaşlarımız ele geçiremiyorlar. Bu imkanı verdiğimizde çok başarılı olduklarını görebiliyoruz. Ve bu sayede aslında kendi bilgimiz, ürün kalitemiz, ürün bilgimiz daha iyi, daha hızlı ürün geliştirebilme yeteneğimiz artıyor. Mümkün olduğunca burada yaparak bu işleri biz ilgili arkadaşlarımıza, işte teknik personellerimize, ürün geliştiren arkadaşlarımıza bu fırsatı sunmuş oluyoruz. Ama benzeri bir durum aslında ülke çapında gerçekleşiyor olması lazım. Yani bizim de kuadro olarak daha iyi ürünler yapabilmemizin yolu aslında bizim daha çok iş yapıyor olmamızdan kaynaklı. Şimdi dönem dönem karşılaşıyoruz, bir araya gelip sohbet etme imkanı buluyoruz. Bürokrasideki bazı arkadaşlarımızla, bakanlıklarla ya da ilgili bakanlarla işte ihracat soruyorlar. Yani bizim ülkenin kullanımının, bizim ürün grubu için kullanımının %90'ı yaklaşık yabancı markadayken
bize hangi ülke niye alsın? Öyle bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla içeride yerli markaların kullanılması çok anlamlı olur. Bizim açımızdan çok daha avantajlı olur. Bizim çok daha hızlı gelişmemizi, çok daha iyi maliyetlere sahip olmamızı ve bir sonraki adım olarak da ihracatımızı arttırmamızı sağlar. Markalaşmamızı güçlendirir. Ve temelde şöyle bir avantajı olur bunun. Burada bu üründen kazanılan tutarların tamamı, bu ürün satış bedellerinin büyük çoğunluğu ülkeye milli gelir olarak da gelmiş olur. Ya da ülke içindeki kullanım için de içeride kalmış olur, yurt dışına gitmemiş olur. Bu aradaki farklar. İkinci turda bu konuyu daha çok irdeleyeceğiz zaten Serkan Bey. Yani ne yapmalıyız ve diğer paydaşlardan beklentilerimizi. Şimdi Şenol Bey'e aynı soruyu yöneltmek istiyorum. Hem firmanızı kısaca tanıttıktan sonra yine üretici tarafında çözümlerinizden bahsetmeniz ve sizin de satış ve pazarlamadaki yaşadığınız sıkıntılar ve avantajları paylaşmanızı rica edeceğim. Merhaba tüm katılımcı arkadaşlara ve izleyicilerimize. Ben 23 yıldır teknoloji sektöründeyim. Önce biraz bilgisayar komponentleri ve bilgisayar satışı üzerine başlayan şirketimde 2002 yılından itibaren kurumların dijital dönüşüm süreçlerinde onlara yazılımla yol arkadaşlığı yapmaya başladık. Kurumsal kaynak planlaması, yazılımların implementasyonu ve danışmanlık hizmetlerini veriyoruz. 2008 yılında bir yazılım şirketi kurarak kurumlara yazılım da geliştirmeye başladık. Özel yazılım ihtiyaçlarını yerli yazılımlarla karşılayalım istedik. Çünkü kurumsal kaynak planlamasında sektörü domine eden, 2005 yılından itibaren Türkiye'de başlayan bu bilinçlenmeyle ERP yazılım tercihlerinde büyük şirketlerimizin tamamı yabancı ERP üreticilerinin yazılımlarını tercih ettiler ve iş hayatlarına onlarla devam ettiler. Biz de bu noktada aslında Don Kişotluk yaparak yerli ERP ürünlerinin de Türkiye içi kullanımında özellikle yabancı ERP'ler kadar başarılı olduğunu, onlarla da şirketlerin dijital dönüşümünü gerçekleştirebileceklerini, kurumsal kaynak planlaması uygulamalarını hayata geçirebileceklerini ispat etmeye çalıştık ve onlarca başarılı proje gerçekleştirdik bu noktada. Yıl 2012'ye geldiğinde ise firmalara bu tip özel yazılımların geliştirilmesi, kurumsal kaynak planlaması yazılımlarının firmalara göre yeniden implement edilmesi ve entegre yazılımlarının geliştirilmesi noktasında çok ciddi bir problemle karşılaştık. Nitelikli yazılımcı açığı, Türkiye'deki birçok konuda olduğu gibi nitelikli personel ihtiyacının yazılım sektöründe de hızlanan dijital dönüşümle çok ciddi bir problem olduğunu gördük ve biz de projelerimizde istihdam edecek yazılımcıyı bulmakta, bu yazılımcıyı verimli bir şekilde kullanmakta ciddi zorlanmalara başladık ve gelen projelere bir noktada hizmet verememeye başladık. Burada yaptığımız araştırmalarda da gördük ki birçok personel arayan yazılım şirketinin temel problemi nitelikli personel bulamamaktı. Yazılım geliştirmeyi bilen, yazılım geliştirme tecrübesi olan nitelikli personeli bulamamaktı. Ama işte açıp ilan sitelerine baktığımızda da veya orada bir ilan açtığımızda da binlerce yazılım geliştirme yapmak isteyen, yazılım geliştiricisi pozisyonuna başvuran işsizle karşılaştık. Aslında burada çok ciddi bir açıklık vardı. Bir tarafta yazılımcı arıyoruz, bulamıyoruz. Bir tarafta yazılımcılar iş arıyor, bulamıyor. Temel problem nitelikti. Yazılım geliştirmeyi bilen yazılım mühendisi aslında Türkiye'de yetiştiremiyorduk. Ve o dönem ortaya çıkan agile yazılım geliştirme metodları, işte Scrum'lar, yazılımcıyı daha iyi nasıl kullanırız? Yazılımcı yeter ki geliştirsin, ofise de gelmesine gerek yok, evinden de çalışabilir, gece de çalışabilir. Bütün sistemler yazılımcının nasıl yazılım yaptığıyla ve daha verimli nasıl yazılım geliştireceğiyle odaklanmışken, biz 2012'de dedik ki yani kilim dokuyan kişinin daha hızlı nasıl kilim dokuyacağını düşünmek yerine kilim dokuma işlemini ele alalım. Biz niye ilmek ilmek kilim dokuyoruz? Bunu nasıl değiştirebiliriz? O tezgahın başındaki insana değil de yaptığı işe odaklanalım dedik ve bir hayalle yola çıktık 2012 yılında.
Yazılımcı olmayanların da, yazılım geçmişi olmayanların da veya derin 3-4 senelik bir yazılım eğitimi almamış olanların da özellikle iş uygulamaları pazarında yazılım geliştirebilmesini nasıl sağlarız diye yaptığımız ARGE çalışması 4 sene sürdü. Octopod ürünü ortaya çıktı. Biz sonraları dünyada da bu isimlendirildi ve no-code ve low-code yazılım geliştirme platformları olarak dünyada da şu anda duyulmaya, kullanılmaya başlayan bir sektöre giriş yapmış olduk. Bizim ürünümüz İlhan Bey'in de söylediği gibi yani firmalara özel yazılım geliştirmek, onların ihtiyaçlarını özel olarak çözmek yerine biz geliştirme platformunu verelim. Firmalar kendi içlerinde bu platformla istedikleri uygulamaları, yazılımları kendileri geliştirsin. Biz platform sağlayıcısı olalım diye yola çıktık ve satış pazarlama sistemimizi de bunun üzerine kurduk. Ve şu anda dünyadaki yaklaşık 80 ile 100 arasında üretici var. Bu konuda low code ve no code üreticisi var. Geçen hafta Amazon da bu sektöre giriş yaptı. İnanılmaz hype bir sektör. Şu anda yükselen bir sektör Amerika'da. Çok ciddi yatırım alan low code, no code üreticileri var. Bir teknolojiyi ucundan yakaladığımızı düşünüyorum. 5G teknolojisindeki katılımcı arkadaşların da anlattığı gibi aslında biz de dijital dönüşümün yazılım geliştirme tarafında tüm dünyadaki gelişmelere paralel dünyadan haberimiz olmadan aslında kendi ihtiyacımızdan, ülkenin ihtiyacından doğan bir platformla tüm dünyayla eş zamanlı bir platform geliştirdiğimizi gördük. Şu anda birkaç sitede bizim ürünümüz dünyanın bir numarası olarak seçildi kolaylıkta ve esneklikte. Tüm dünyadaki katılımcıların olduğu listede şu an 13. sıradayız. Böyle bir yazılım geliştirme platformumuz var. Bunu tamamen %100 yerli ve milli kaynaklarla geliştirdik. Yine İlhan Bey'in bahsettiği birçok işletme TEDEP projesiyle yaşıyor. İşte kişi başı gelirin 35 bin dolar olması lazım. Oluyor. Bunun da %70'ini TEDEP'ten karşılıyor diyor. Biz bu yola hiç girmedik. Bütün kaynaklarımızı kendimiz geliştirdik. Kendi yaptığımız platformu ürünleştirip onu satarak tekrar desteklemeye başladık. Dolayısıyla hiçbir devlet teşviği almadan, herhangi bir TÜBİTAK projesi ya da TEDEP projesi olmadan bu platformu yerli ve milli olarak geliştirdik. 2019 yılında da yurt dışına açılma vizyonuyla Amerika ofisimizi açtık ve farklı bir markayla şu anda Amerika'da da satışlara başladık. Böyle bir platformumuz var. Satış pazarlamada genel olarak neler yapıyoruz dediğimiz noktada da Türkiye'de Serkan Bey'in de bahsettiği gibi yerli ve yerli yazılımlara, yerli teknolojilere, yabancı teknolojilere olan ilgi kadar bir ilgi yok. Maalesef ülkemizde yabancı marka aşkı var. Biz önce Amerika'da şirket kurup sonra Türkiye'de satışa başlasaydık tahmin ediyorum herhalde 20 katı daha fazla ülkemizde satış yapmış olacaktık. Ama biz yerli ve milli bir marka olarak piyasaya çıktık. Bu noktada alkışlar da aldık. Bizi destekleyenler de oldu. Bizi tercih eden firmalar da oldu. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Ama birçok projemizde Türk malı olduğumuz için aslında tercih edilmeyen bir yazılım olarak da kaldık. Biz de bu işi daha çok yaygınlaştırmak, daha çok insanların bu teknolojiden haberdar olması için özellikle henüz Türkiye'de bile no-code kavramı henüz bilinmiyor. Biz 4 senedir pazarlamasını yapıyoruz. Çeşitli yerlerde teknolojiyi anlatıyoruz. Ona rağmen çok az biliniyor. Öncelikle üniversiteleri kendimize belirledik ve üniversitedeki gençlerin no-code teknolojisini, low-code teknolojisini bilmesini, mezun olduklarında gittikleri kurumlarda ihtiyaç duyulan yazılımları bu tip teknolojilerle geliştirebiliyor olmalarını bilmeleri ve dijital dönüşümü hızlandırmalarını sağlamaları noktasında 10'a yakın üniversitede biz platformun eğitimini verdik. Bazı üniversitelerde seçmeli ders olarak okutuldu. Bazı üniversitelerde workshoplar düzenledik. Bazı üniversiteler işte endüstri mühendisliği bölümlerinde iş akışı tasarımlarını bizim platformla yapıp dönem ödevlerini öğrencilere bizim platformla verdiler. Bu anlamda ciddi bir aslında Türkiye'de reputasyona da sahip olduk. 160'ın üzerinde işletme şu anda kurumsal uygulamalarını bizim platform üzerinden gerçekleştiriyor. Bizim platformda geliştirilen ürünler hem web'de hem iOS'ta hem Android'de hiç ekstra bir development yapmaya gerek kalmadan çalışabiliyor. Dolayısıyla kurumların dijital dönüşümünü sağlamada onlara bir hız kazandırıyor. Ama temel olarak hani daha iyisini nasıl yaparız dediğimiz noktada
Serkan Bey'in dediği gibi kamunun destekliği olması çok önemli. Dijital dönüşüm Türkiye'de çok konuşuluyor. Birçok KOSGEB projesi veriliyor işletmelere. Bu KOSGEB projelerinin neredeyse %70'i hala Türkiye'de yabancı ERP üreticilerine gidiyor. Oysa ülkemizde ciddi ERP üreticileri var. En az 10 tane ERP üretici sayabilirim yabancılarla rekabet edebilecek. Kimisi ürünleşemediği için, İlhan Bey'in bahsettiği yeniden satılabilir şekilde ürünleşemediği için, kimisi de yabancı marka aşkına olan ilgiden dolayı maalesef büyüyemediler, büyüyemiyorlar. Bir tek yabancı ERP üreticisinin yıllık cirosu Türkiye'de, Türkiye'deki tüm ERP üreticilerinin toplamından daha fazla. Maalesef böyle bir satış pazarlamada yerlileşme noktasında, yani üretimde yerlileşiyoruz, evet, yerli malı belgesi çalışmaları yapıldı, bu ülkede yerli malı belgesi de alıyoruz. Ama biz yani yerli malı, yurdun malı, herkes bunu kullanmalı değil, herkes bunu kullanmamalı diyoruz. Maalesef teknolojide çok ciddi böyle bir problemimiz var. Temel olarak ürünleşememek, yurt dışına açılmak ve yurt dışında da büyüyememenin önündeki engel, kendi topraklarımızda istediğimiz şekilde büyüyemiyoruz. İnanın biz 2020'de Amerika'daki ofiste ben çalışmaya başladım. Amerika ofisinin ya herhalde 20. gününde Amerika'daki bir üniversiteyle 5 yıllık 500 öğrencinin eğitilmesi ve istihdama katılmasıyla ilgili sözleşme yaptık, döndük. Ya sadece 20 gün içerisinde bir üniversitenin kendi öğrencilerine bizim platform üzerinden kendilerinin eğitim vermesi üzerine anlaşmış olduk. Türkiye'de bunu yapmanız çok mümkün değil. Türkiye'de işte yabancı marka olarak gelsek belki üniversiteler bu eğitimleri hazırlayıp verirken yerli bir markanın ürününü kendileri hazırlayıp kendileri maalesef vermiyorlar. Eğitimi de bizden talep ediyorlar. Sınıfı da bizden talep ediyorlar. Tüm yükü biz çekelim. Ama hani bu konuda da nasıl biz yerli ürünleri, yerli üreticileri destekleyeceğiz? O ciddi bir sorun. Bence Türkiye'nin temel konusu, İlhan Bey'e katılıyorum. 10x ile çarpıyorum söylediklerini. Biz üretebiliyoruz. Yani Türkiye'nin temel problemi üretmek değil. Şenol Bey, ikinci turda hani ne yapmalı? Tabii. İsterseniz irdeleyelim. Şimdi Beta Haber editörü Handan Aybars arkadaşımızın bir sorusu var. Nilüfer Hanım'a geçmeden önce aslında o soruyu hem Serkan Bey'e hem de size iletmek isterim. Kısaca, çünkü Nilüfer Hanım'a da bir turda söz hakkı tanıyalım. Kamu İhale Kanunu'nda yerli ürün kullanımını yaygınlaştırmak için ne gibi düzenlemeler yapılmalı? Bu konuda bir plan öngörüyor musunuz? Kamu bu konuda nasıl bir çerçeve çizmeli? Var olan kamu ihale kanunu nasıl güncellenmeli diye soruyor Handan Aybars. Serkan Bey, isterseniz kısaca siz bir toparlarsanız öncelikle. Şimdi kamu ihalelerinde donanım tarafında da kısmen yerli üreticilerin, yerli markaların %10-15-20'lerde sübvanse edildiği fiyat açısından şartnameler görüyoruz. Ama bizim donanım tarafında çok böyle spesifik bir iki ürün dışında yerli malı belgesi alan markamız bizim yok. Çünkü donanımda yazılımdan çok daha zor yerli malı belgesi almak. Bir bilgisayar düşünün. İşlemcisi Intel ya da AMD, Remy Kingston ya da benzeri bir marka, diski işte Seagate, Samsung, her neyse. Anakartı Gigabyte, Asus ve benzeri. Donanımda yerli olabilmesi için ürün maliyetinin %51'inin yerli olması lazım. Yani bir gün Intel Türkiye'de işlemci fabrikası açmazsa, Gigabyte ya da Asus anakart fabrikası açmazsa, Seagate ya da Kingston hard disk veren fabrikası açmazsa, Türkiye'de bizim bu oranı yakalayabilme ihtimalimiz yok. Tek başına işlemci bile bilgisayarda maliyetin %50'sini geçebiliyor. Dolayısıyla sizin emeğiniz, işçiliğiniz ya da burada üretebileceğiniz parçaları burada üretebiliyor olmanız bile sizin yerli olmanızı sağlayamıyor. Burada yurt dışında şöyle bir uygulama var. Birçok ülkede ürünün satış fiyatının %70'inin yerli olması önemseniyor. Bu da aslında şöyle bir avantaja sahip. Şimdi siz
$1000'a X markanın, yabancı markanın sattığı ürünü $200'a mal edip $400'a kamuya satmaya kalkışsanız bile yerli malı değilsiniz. Yani aradaki fark bu kadar uçuk olmasına rağmen. Ama ya da $500'a satarsanız. Ama siz yabancı bir markanın $1000'a tedarik ettiği ürünü $700, $600 Türkiye bir Türk markası olarak satabiliyorsanız ve bunun maliyetinin de %70'i yerli katkıysa, satış fiyatının %70'i yerli katkıysa, bu aslında anlamlı orada. Çünkü diğer ülkeler şöyle düşünüyorlar. Yani ortada bir satın alma gerçekleşecek. 100 birimlik, bu 100 birimin %70'i ülkede kalacak. Yurt dışına gitmeyecek. Aslında temelde böyle bakıyorlar. Bu hem ülke ekonomisinin gelişmesi açısından katkı, hem ülkedeki üreticinin gelişmesi açısından katkı. Ama bizde bir 5-6 sene kadar önce nedense bu kural değişti. Yani bizde de satış fiyatının belirli bir oranıydı. Ama şimdi üretimin, maliyetin belirli bir oranı oldu. Ve bu maliyet tablosu da hani sizin kolyeye yapıştırdığınız 2 santimlik 2 santimlik etiketin maliyeti bile hesaplanıp içerisine konuluyor. Tablolar çok güzel hazırlanmış. Herhangi bir biçimde oynayabilme ihtimaliniz yok. Net ürün maliyetiyle yapmanız lazım. Temelde bizim donanım tarafında yerli malı belgesi alabileceğimiz bir sisteme geçilmesi lazım. Esasında bizim sıkıntımız bu. Çünkü biz yerli malı belgesi alamıyoruz. Benim bildiğim de bütün hani Casper, Exper, Teknopisi ve benzeri bütün yerli markaların içerisinde de bir tanesinin bir hastaneler için ürettiği çekmeceli masalı bir üründe yerli malı belgesi var. Onda da işi içerisinde çekmece, masa ve benzeri ürünler olduğu için, yani özel bir ürün, bir monitörlü cihaz olduğu için bu yapılabilmiş durumda. Ama standart bir üründe bunu yapabilme ihtimaliniz yok. Yani en büyüğümüz Casper, onda yok. Dolayısıyla bu sistemin değişebiliyor olması lazım. Ondan sonra yapılacak sübvansiyonların bir anlamı olur. Ama temelde sıkıntımız şu, kamu ihale kurumunda ne yapması lazım? Herhangi bir gerekçeyle yerliye kapatılmış olan, ki bu maddeler belli aslında, bütün bilgi işlemciler, bütün bilgi işlem daire başkanları bunları biliyorlar. Şartnamelere izin verilmemesi lazım. Yani globalin sağlayabildiği ama yerli markanın sağlayamadığı sertifikalar ve benzeri şeylerin engelleniyor olması lazım. Her ihale için benzeri bir şeyin yapılması bu anlamda en azından rekabeti arttıracak. Çünkü yerli girememişse o ürün 100 birime bitiyorsa, ya sadece yabancıların girdiği bir şartnamede, yerli girdiğinde bu sefer 60 birime, 70 birime, 80 birime bitiyor. Yine yabancı alabiliyor ama fiyat daha aşağıda oluyor. En azından böyle bir avantaj olur kanun. Teşekkürler. Şenol Bey, sizden bir kısaca alabilir miyim? Ya burada şeye çok dikkat etmek lazım. Konuşmanın başında İlhan Bey de bahsetti. Trump Çin'e karşı dava şey yaptı, savaş açtı. Ne savaş açtı? Diyor ki Huawei'yi almayın. Neden almayın? Şu sebeplerden almayın. Ben üreteceğim, benden alın. Bunu bırakın kendi ülkesiyle ilgili yapmayı, sözünün geçtiği tüm ülkelere yaptırmaya çalışıyor. Biz ülke olarak belki 5G'de bu noktada avantaj sağlayabiliriz. Çünkü biz kendimiz üreticiyiz. Çin ürünleri almayacaksak Türkiye içindeki ürünleri Türk üreticilerden almak zorunda kalırız ve bize bir avantajı olabilir. Yarın Türk kendi ürününüzü de üretmeyin diyebilir bu gücü olan bir ülke. Şimdi bizim aynısını kendi kamu kurumlarımıza yapabiliyor olmamız lazım. Yerli muadili olan hiçbir yazılımı dışarıdan almayın. Yabancısını getirip koymayın. Belki burada fiyat söz konusu bile değil. Yani herhangi bir yerli yazılımın yabancı yazılımdan daha pahalı olması diye bir şey düşünülemez bile. Rakamsal olarak baktığınızda. Tabii ki yerli daha ucuz olacak. Ama hani biz ucuz diye almayı da bir kenara bırakıp biz destekli olmamız lazım. Ya yani TEDEP projelerinde, teknoparklarda vesairede üretilen binlerce uygulama var. Ya ben en basit bir örnek verebilirim. İTÜ'ye gidiyoruz. İTÜ'de bir devlet kurumu var. Devlet kurumuna soruyorum, hangi CRM'i kullanıyorsunuz? Bana yabancı marka bir CRM markası söylüyor. Ama o teknoparkta en az 30 tane CRM üreticisi var yerli. Yani bırakın tüm Türkiye'yi, teknoparklara bile dese, teknoparka dışarıdan içeride geliştirilen, destek alan, muadil bir ürün varsa dışarıdan alamazsınız dense, biz oradaki CRM'e hem devletten teşvik alıp CRM'e ödediğimiz paranın %70'ini devletten alıyoruz dijitalleşeceğiz diye. Aldığımız parayı yurt dışına gönderiyoruz.
bir yan sokağımızda, bir yan apartmanımızda, bir yan dairemizde de yerli bir şirket, yerli CRM üreteceğim diye devletten yine teşvik alıyor ve orada personel istihdam ediyor. Oysa bizim paralarımız çöpe gidiyor. Yani devletin bu noktada bir regülasyon çıkarması, önce tüm Türkiye'ye yayınlayamıyorsa, tüm kamu kurumlarını yayınlayamıyorsa bile teknoparklara şunu demesi lazım. Senin teşvikle satın alacağın bir ürünün muadili teknoparkta üretiliyorsa ondan almak zorundasın kardeşim. Çünkü ben zaten o projeyi destekliyorum. Yani bir cebimden alır bir cebime koyarım, dolayısıyla ürünleştirmiş olurum demesi lazım. Bu konu bence en kritik konu. Yani kamu ihale kanunu bir kenara bırakın. COSGAP teşviklerinde bile yerli seçmek zorundasın. Aksi takdirde desteklemiyorum ben seni dese, yerli yazılım üreticileri, ya donanımda bilemiyorum konuyu, birçok konu, birçok komponent yurt dışından geldiği için oradaki katma değer nasıl olur bilemiyorum ama yazılımda bu ülke 1.8 milyar dolara bir oyun şirketini satabilmiş bir ülke artık. Buna güvenmemiz, buna inanmamız ve bunu desteklememiz gerekiyor. Çok teşekkürler Şenol Bey. Nilüfer Hanım, size geçmek istiyorum. Siz de kullanıcı tarafındasınız. Aslında bu birinci turdaki sorumuzu size yöneltmek istiyorum. Kullanıcı tarafı olarak, kullanıcı tarafında bir paylaş olarak. İsterseniz kısaca yine tekrarlayayım. Çok kısaca firmanızı tanıttıktan sonra ürünleriniz, sağladıkları katma değerler, diğer taraftan de sizin de satış ve pazarlamada yaşadığınız sıkıntılar ve avantajlar nelerdir? Dinleyicilerimizle paylaşırsanız çok seviniriz. Merhaba öncelikle. Sunumlar çok güzeldi. Şenol Bey ve Serkan Bey'in söylediği her şeyin altına imzamı atarım. Çok doğru tespitler gerçekten. Çok saygı duydum. Aktaş Türk'üm 36 senelik bir firma. Ankara menşeli bir firma. Üç ortaklı bir aile şirketi. Ben 2011 yılında şirkete dahil oldum. Onun öncesinde bir 10 sene kadar üretim sektöründe çalıştım. Arkasından bir yabancı ERP firmasında ERP danışmanı olarak çalıştım uzun seneler. Ve sonrasında tabii müşteri tarafına geçmek daha akıllıca geldi yorgunluk bir süre sonra. Arkasından Aktaş Döküm'de ERP projesi kurmak üzere ve de üretim planlama koordinatörü olarak başladım. Biz Aktaş Döküm'de aslında benden önce bir yabancı ERP çalışma düşüncesi varmış. Benim de danışmanı olduğum ERP yazılımıyla düşünüyorlardı. Firmaya geçtikten sonra aslında ben tamamen Don Kişotluk yaptım. Şenol Bey'in söylediği gibi. Ve bir yerli ERP'nin bizim desteklememiz gerektiğini düşündüm. Çünkü bir yabancı ERP'yi almak yerine biz yeni bir dökümhane kurduk. Yerli ERP'yi aldık. Bir başarı hikayesinin altına da imzamızı attık. Tüm modülleri aktif bir şekilde çalışıyor. Üstelik üzerine iş zekasını da kurguladık. Oradan da yaklaşık 3-4 senedir çok güzel raporlar üretiyoruz. Döküm sektöründe kullandığımız ERP programı bizden sonra yaklaşık bir 20 firmaya, 20 dökümhaneye daha satıldı. Bu anlamda onlar da tabii sektörü de çok iyi bildiler ve çok hakim oldular. Onlar için de çok büyük bir artı oldu. Ben kesinlikle yerli yazılımın desteklenmesi gerektiğine gönülden inanıyorum. Fakat tabii bu süreçte birçok döküm sektörü dışından da bana güzel sorular da geliyor. Desteklemeye çalıştığım firmalar da oldu, arkadaşlarımız da oldu. Kimisi yabancı ERP'yi, yabancı yazılımları özellikle tercih ettiklerini belirttiler. Bunların da birçoğu aslında yerli yazılımdan zamanında bir deneyim sahibi olmuşlar ve arkasından sürecin devamlılığında sıkıntılar yaşamışlar. Ya kadro sıklıkla değişmiş, ya desteği çok hızlı bir şekilde alamamışlar gibi gibi. Aslında devamlılık anlamında bir sıkıntı var. Yani belki bizim Şenol Bey'e çok katılıyorum. Mutlaka devletin yerli yazılım firmalarını, yerli firmaları desteklemesi gerekiyor. Ve bunun bir ülke politikası olması gerekiyor. Seçimden seçime değişen ya da seçim zamanı konuşulan bir şey değil. Gerçekten topyekün bir dijital okur yazarlık
belki seferberliğine girmemiz gerekiyor. Cumhuriyet'in kurulduğu yıllar gibi. Çünkü aslında artık dijital dönüşümden konuşuyoruz. Bütün dünya bundan konuşuyor. Endüstri 4.0'ı da geçtik. Endüstri 5.0'dan konuşuyoruz artık. Bu süreçte dijital okuryazarlık oranı en azından benim bildiğim döküm sektöründe o kadar düşük ki ve insanlar bu olaya o kadar uzaklar ki, siz şimdi çok tabii teknik şeyler biliyorsunuz, çok kapsamlı düşünüyorsunuz ve konuşuyorsunuz. Birçok dökümhanede, Türkiye'de yaklaşık 4000 küsur dökümhane var. Birçok dökümhanede bir PC bile yok aslında şu anda. Biz bu firmalarda bir stok yönetiminin ne olduğunu gelip bana soruyorlar. Envanter kartı nedir diye soruyorlar. Bu seviyede firmalar var Türkiye'de. Şimdi bunların tabii öncelikle bir dijital okur yazarlık seferberliğine girişilmesi gerektiğini düşünüyorum. Arkasından yerli yazılım firmalarının mutlaka desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki bu sayede aslında bize tüketici tarafı olarak bize güven vermenizi istiyoruz üreticilerden, yerli yazılım firmalarından. Yani sizden bir güven duygusunu almamız lazım. Uzun süre hayatta kalabilen yerli yazılım firmaları olması lazım. Ki insanlar da desinler ki evet, ben bu sistemi aldığımda bünyeme arkasından destek de mutlaka gelecektir. Bir ihtiyaç olduğunda karşımda hızlı bir şekilde muhatap bulabileceğim. CRM diyoruz aslında, CRM'i siz uyguluyor musunuz üretici firmaları olarak? Yani bunları da masaya yatırmak lazım aslında. Yani üretici tarafı aslında yerli yazılımdan kaçmaktaki ana sebepleri bence birazcık da bu. Uzun süreli desteği istiyoruz biz ve de devamlılığı istiyoruz. Hızlı reaksiyon istiyoruz. İhtiyaçlara, ihtiyaç analizlerinin hızlı yapılmasını, değişen ihtiyaçların hızlıca cevaplandırılmasını bekliyoruz belki. Tabii bu anlamda şu da çok önemli. Benim bu en azından ERP kurulum sürecinde yaşadığım bir şey. Gelen danışmanların yeterlilikleri çok önemli. Yani biz şimdi bir şey bilmeden yeni bir mühendis hemen ben Ar-Ge mühendisi olmak istiyorum diyor. Yani üretim bilgisi olmayan bir insanın Ar-Ge'de kendisini geliştirmesi mümkün değil. Çünkü bir işin yapılabilirliğini bilmesi lazım. Onu analiz edebilmesi lazım. Böyle bir durumu yaşamayan, üretimde çalışmayan bir insanın aslında ben proje danışmanlığı da yapabileceğini çok inanmıyorum. O nedenle biraz daha belki o anlamda da özellikle ERP projesi özelinde bakarsak eğer yetkin insanların proje danışmanlığı vermesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi yabancı ERP'lerde tabii çok fazla partner şirketleri var. Dolayısıyla bir partner şirketi olmazsa diğer partner şirketiyle tüketici tarafının çalışma imkanı var, müşteri tarafının çalışma imkanı var. Ama tabii bir yerli firmada birçoğunda partnerlik durumu olmadığı için size gönderilen danışmanlarla çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Ve çok zamanda modül anlamında spesifik danışmanlar gelmiyor. İki tane danışman geliyor, bir tanesi muhtemelen junior oluyor. Ondan çok fazla bir verim elde edemiyorsunuz. Projeler uzadıkça uzuyor ve aslında başarısızlık hikayesi oluyor günün sonunda. Bizim olabildiğince çok başarılı proje yapıyor olmamız lazım. Başarılı proje, ne kadar başarılı projenin altına imza atılırsa sektörde, ben inanıyorum ki aslında tüketici tarafında da o kadar yerli yazılımlara inanç artacaktır. Tabii onun dışında bu tek başına üreticilerin de yapabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka devlet politikası olmalı. Sürdürülen, devam eden, geliştirilen bir devlet politikası olmalı bu anlamda. Yerli yazılımın desteklenmesi kesinlikle çok çok önemli. Ve bence ülke olarak yerli üretimden bahsediyoruz. Ben yerli yazılımın yerli üretimde geliştirilecek sektörler alanında bir numara olduğunu düşünüyorum. Geliştirilmesi gereken ilk sektör olduğunu düşünüyorum. Tabii burada robotik yazılım, 3D işte olduğu kadar bir enerji, yenilenebilir enerji, işte tarım mesela bu şeyde pandemi döneminde de yaşadık. Kimya, ilaç, tıbbi cihazların geliştirilmesi, bunlar da çok önemli ama bunların hepsinin temelinde artık
vazgeçemeyeceğimiz sektör yazılım sektörü. O nedenle gerçekten bizim size çok ihtiyacımız var. Üretici tarafına çok ihtiyacımız var. Ama tabii mutlaka devlet politikasıyla bunların desteklenmesi lazım. Siz de tek başınıza gerçekten bir Don Kişotluk yaptığınız çok takdire de şayan da bir durum. Çok da tebrik ediyorum sizi bu anlamda. Yani biz tabii şu süreçte pandemi sürecinde gördük ki küreselleşme sınıfta kaldı. Bunu birçok ülkede bu tecrübeyi de yaşadı. Yani küreselleşme bir yere kadar, artık bir yerden sonra bir miktar daha korumacı önlemlerin alınması gerektiğini gördük. Küreselleşmenin yeni bir forma girmek zorunda kaldığını gördük. Mutlaka korumacı önlemlerle birlikte ve her ülkenin belli sınırlar dahilinde küreselleşmeye kendisini açması gerektiğini de gördük. Ve bunun yanı sıra tabii ki neyi gördük? Aslında yerli üretimin mutlaka desteklenmesi gerektiğini gördük. Şimdi baktığımızda mesela Çin piyasada üretim sektörünün neredeyse %28'ini, bütün dünya üretim ihtiyacının %28'ini tek başına karşılıyor. Şimdi bu salgın sayesinde bir ülkeye bu kadar bağımlı olunmasının ne kadar büyük sakıncaları olduğu net bir şekilde ortaya çıktı. Ve bu birçok sanayi kolunda aslında Çin'e bağlıyız. Bunun doğurduğu riskleri de görmüş olduk, yaşamış olduk ve çok da acı tecrübeler oldu. Hepimiz üretim yapıyoruz ve bütün iş kollarında çok inanılmaz düşüşler, satışlarda inanılmaz düşüşler yaşadık. Ham madde tedariğinde de çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz hepimiz. Yani bu tabii birçok çok uluslu şirket de aslında üretimini bir miktar kendi merkezlerine, kendi ülkelerine çekecek yani bu sürecin sonunda. Ben ona inanıyorum açıkçası. Yani bu yeni dönemde biz kendi başımıza, kendi ayaklarımızın üstünde durmayı öğrenmek zorundayız ülke olarak. Yazılım bu konuda kesinlikle en öncelik tanınması gereken sektörlerden birisi, en önemli sektör. Mutlaka çok sıkı politikalar geliştirmek gerekecek. Yani biz tabii sadece betona yatırım yaparak refah düzeyimizi yükseltemedik. Bu mümkün de değil. Yani katma değeri yüksek. Özellikle son ürün anlamında, şimdi tabii sadece yazılım için de değil. Mesela bizim için de aynı şey geçerli. Biz bir ham madde alıp, bir hurda alıp döküm yapıyoruz, satıyoruz 1 liraya. Fakat bunun üstünde bir işleme operasyonu, bir kaynaklı konstrüksiyon operasyonu ve bir montaj operasyonu yapıp bitmiş bir kırıcı makinası yaptığımız zaman bunun fiyatı belki bunun 10 bin katı oluyor. Yani bu çok çok müthiş bir şey aslında. Katma değeri yüksek bir şey elde ediyorsunuz ve çok ufak yatırımlarla. Biz zaten işin büyük bir kısmını yapıyoruz. Ama bunu sonuca ulaştırdığımızda aslında katma değeri yüksek bir şey elde ediyoruz. Yazılım konusunda da aynı şey geçer. Yani Serkan Bey de ondan bahsetti. Aslında çok biz büyük bir kısmını bu işin yapıyoruz. Yani okyanusu geçip derede boğuluyoruz biz aslında. Yani asıl kazanmamız gereken kısmı kazanamamış oluyoruz. Nihai ürün yapmadığımız için. Ama tabii bu da şeyle de ilgili. Şimdi diğer müşteri tarafında kimse de sizi desteklemediğinde ya da devlet sizi desteklemediğinde Şenol Bey'in de söylediği gibi işte bir yan komşusu CRM ürünü üretiyor ama gidiyor bir yabancı firmadan alıyor ve birçok yaklaşık bir 10 katı kadar da para veriyor o ürüne. Bu şekilde yaparsak tabii biz zaten baştan kendi firmalarımıza o şansı tanıyamamış oluyoruz diye düşünüyorum. Mesela Hindistan'dan bir başarı hikayesi diye bahsediliyor. Doğru, kendilerince başarılılar. Ama mesela ben aslında bir İrlanda'nın, bir İsrail'in çok daha bu konuda başarılı olduğunu da düşünüyorum yazılım konusunda. Çünkü Hindistan çok bireysel bir devlet politikasıyla yapmadı bunu aslında. Süreci de baştan sona incelediğimizde tamamen insanların, mühendislerin kendi çabasıyla ve bireysel davranışlarıyla böyle bir başarı oldu. Orada mühendisler tamamen kendileri aslında bir belli bir seviyeye gelebilmek için bir noktaya kadar kendilerini yetiştirdiler, ürünler, yazılımlar yaptılar. Ama son ürün mutlaka Avrupa ve Amerika menşeili oldu aslında. Yani Hindistan aslında onlara hizmet etti. Bir devlet politikası yok arkasında. Biz bunu örnek almamalıyız. Biz aslında bir İrlanda'yı örnek almalıyız. İrlanda ne yaptı?
kendi yazılımını da yaptı, kendi mühendislerini de geliştirdi, eğitime de destek verdi ama kendi yazılım yapan firmalarına da destek verdi. Dolayısıyla günün sonunda bence İrlanda'da iyi bir örnek. Belki oradan bir modelleme yapılabilir. Eminim bu iş... İsterseniz çok az zamanımız kaldı. Bu ikinci turda da ne yapmalıyı da sorgulayacaktık. Aslında siz orada da ciddi önerileriniz oldu. Ya bir soru var, kimden geldiğini göremiyorum ama sizlere yönelteceğim. Erbap Mektepleri konsepti çerçevesinde ekosisteme hızlıca aktarılacak genç kaynakları birkaç sene içerisinde yetiştirip sizlere servis etmek eksiklikleri gidermede önce olabilir mi diye bir soru var. Kime geldiğini de buradan çok algılayamadım. Kim yanıt vermek ister acaba? Ben başlayayım. Şimdi zaten ilkokullarda bile kodlama öğretmeye başladık. Bu bile bizim aslında ne kadar vizyonsuz olduğumuzun göstergesi. Bütün dünya otonoma giderken, otonom işlere doğru giderken biz hala hiçbir teknolojisi olmayan, hidrolik direksiyonu bile olmayan bir traktör üretmeye çalışıyoruz da aslında benzer bir şey. Birisini yetiştirmek ya da ilkokullarda kodlama eğitim vermek. Çünkü o ilkokuldaki çocuk 20 sene sonra iş hayatına girdiğinde onun öğrendiği ne kodlama kalacak ne de kodlama metodları böyle olacak. Bambaşka bir dünyaya geçmiş olacağız. Bu anlamda hani yetiştirmek çok kıymetli ve çok değerli. Bizlerin de zaten yaşadığı en büyük problem yazılım geliştiricisi bulmaktı. Hani bizim sektörde yetişmiş insan diye bakarsanız tüm dünyanın buna çözümü yazılım geliştiriciyi yetiştirmek olmadı. Yazılım geliştirmeyi ortadan kaldırmak oldu. Yani bizim tarafta çok yıkıcı, yenilikçi bir dalga geliyor. Yazılım geliştirme tarafında bunu özellikle söyleyebilirim. Amerika'daki toplam kurumsal iş yazılımları pazarı 58 milyar dolar. Şu anda 5 milyar dolara artık low code ve no code yazılım geliştirme teknolojileriyle geliştiriliyor. Ve bunun 2024 yılında %65'e ulaşacağı öngörülüyordu pandemi öncesinde. Bunu da Gartner rapor olarak sundu. Yani biz yazılım geliştirme süreçlerine odaklanıp kalırsak o treni de kaçıracağız. Yani yazılımcı üretmek aslında iş uygulamaları pazarı için söylüyorum. Yani diğer pazar için değil. İş uygulamaları pazarında bu tren kaçtı. Yani biz istediğimiz kadar yazılımcı geliştirelim. Dünya 10 sene önden gidiyor. Biz 8 sene öndeyiz. Yani 8 senedir biz yazılım kodlaması bilmeden yazılım nasıl yapılır üzerine çalışıyoruz. Dolayısıyla analitik düşünebilen, eğitimin temelinde çocukların analitik zekalarının geliştirilmeye çalışılması veya bu özellikleri olan kişilerin bu noktaya yönlendirilmesi çalışması ancak bize katma değerli bir sonuç üretir. Ya 1 milyon yazılımcı hedefimiz var. 5 sene sonra bu yazılımcılara ihtiyaç duymayacağız. 5 sene sonra kodlamayla yazılım yapan yazılımcılar vasıfsız işçiler gibi olacak. Şu an fabrikalarda nasıl vasıfsız işçilerin yerlerini makineler aldıysa 5-10 sene içerisinde de kodlama işinin yerini yapay zekalar alacak. Yapay zeka ile kodlamalar alacak. Microsoft'un üzerinde çalıştığı bir proje var. Belki Nilfan'ın da duymuştur. Bir defter alıyorsunuz elinize. Bu deftere kullanmak istediğiniz yazılımı kalemle çiziyorsunuz. Normal kara kalemle çiziyorsunuz. İşte bir combo box resmi yapıyorsunuz. Oraya bir buton koyuyorsunuz vesaire koyuyorsunuz. Fotoğrafınızı çektiğinizde Microsoft size bunu yazılım olarak veriyor. Şimdi teknolojiler bu kadar ilerlemişken biz kodcu bulundurmaya çalışırsak tarımda kaybettiğimiz dijitalleşmeyi, tarımda kaybettiğimiz tohum teknolojilerini yazılımda da kaybetmiş olacağız. Ve maalesef biz o treni de kaçırmış olacağız. Bu anlamda yetişmiş insan çok önemli tabii ki. Ama hangi sektöre nasıl bir insan modeli yetiştirmemiz gerektiğini bilerek ve ileriye dönük bu planlamayı yaparak ilerlememiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Hayli zamanımız azaldı. O yüzden sizlere eşit zaman verebilmek açısından bu ikinci tur sorularımızı maksimum beşer dakikayla sınırlandırabiliyoruz şu anda. Yine Serkan Bey ve Şenol Bey üretici tarafında, Nülüfer Hanım'a da kullanıcı tarafında bu soruyu
iletiyorum. Şimdi ekosistemin bir parçası olarak üretici tarafı değerlendirmenizi rica ediyorum sizlerden. Paydaşlardan beklentilerinizi ve üreten Türkiye yolunda ne yapmalı? Tabii bu çok geniş kapsamlı tabii ki bu sorular. Bir kısmını siz anlattınız ama kısaca lütfen özde toparlayalım. Serkan Bey sizden başlayalım lütfen. Şimdi ne yapmamız lazım sorusunu aslında toplamda biz üreticiler, bizim kullanıcılarımız bir hakem rolünde olması gereken ve bizi desteklemesi gereken devletimiz diye bakmak lazım. Bir de tüm bunlarda aslında yerli markaların, yerli ürünlerin güçlenmesi ve buna bağlı olarak da aslında temelde ülkenin güçlenmesi için iyi niyetle destekliyor olması gereken halkımız diye bakmak lazım. Hepimize aslında büyük bir iş düşüyor. Ben üretici tarafında çok bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani niyet açısından, bilgi, tecrübe açısından çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani X üreticinin yaptığı ürün ya da onun size verdiği hizmet tarafında bir aksaklık sıkıntı yaşanmış olabilir. Ama birazcık araştırarak aslında bu aksaklık ya da sıkıntıları ya da o üründeki sıkıntının başka bir yerli üreticide yaşanmayacağını gözlemlemeniz mümkün aslında. Kullanıcı tarafında bu çok büyük bir problem değil. Eğer bir iyi niyetle yerli markaları, milli ürünleri destekleyelim diye düşünürlerse destekleyebilecekleri markalar ve ürünler bütün ürün grupları için var. Üreticilerin büyümek için, gelişmek için ve pazarda yer alabilmek için iyi hizmet ve iyi ürün sağlamak zorunda olduklarını, farkında olduklarını biliyorum. Dolayısıyla bu tarafta kaçabilecekleri çok fazla bir şey yok. İyisini yapmak zorundalar. Yoksa zaten rekabet edebilme ihtimalleri yok. Bu tarafta da ders alınmıştır diye düşünüyorum. Temel sıkıntımız aslında biraz daha şimdi bizde biz yerli ve milli başarılı olmuşsa onunla gurur duymayı bilen bir milletiz. Bu başarıyı sahiplenmeyi bilen bir milletiz. Ama onun başarılı olabilmesi için elimizi taşın altına sokma, destek olma konusunda biraz uzaktan bakıyoruz. Yani ilgili yazılım firması 1.8 milyar dolara satıldığında oyun firması çok büyük haber oldu. Hepimiz mutlu olduk, gurur duyduk. Ama günün birinde denk düşüp de bizden bir destek isteseydi biz ve devlet büyüklerimiz öyle söyleyelim buna ne kadar destek olurlar ya da oldular ya da macerasının ne kadarında varlar ondan çok emin değilim. Dolayısıyla bu tür örneklerin daha fazla yaşanabilmesi için elimizi taşın altına daha fazla sokuyor olmamız lazım. Eğer bunu yaparsak, şimdi bizim donanım tarafında mesela yetişmiş insan gücü eksiğimiz yok aslında. Yani bizim yapacağımız iş açısından baktığınızda Türkiye'de çok fazla yetişmiş insan gücü var. Ama bu insanların tecrübelerini geliştirebilecekleri, kendilerini daha iyi hale getirebilecekleri iş imkanı yok. Yani biz dönemsel olarak işe alım için işte ilgili yerlerden arkadaşlarla görüşüp bazen oluyor günde 30 tane iş başvurusu yapan arkadaşla görüşüyoruz. İşte bilgisayar mühendisliği, elektrik, elektronik ve benzeri bölümlerden mezun arkadaşlar bunlar. Üniversite, yüksek okul ya da lise mezunu arkadaşlar olabiliyor. Yaptıkları işlere ve tecrübelerine ve yeteneklerine baktığınızda yani bizim ihtiyacımız olandan çok daha fazlası var. Ama bunların bu yeteneklerini geliştirebilecekleri, hayata geçirebilecekleri bir iş imkanı yok. Bunu geliştirmemiz lazım. Bu bizim yaptığımız iş oluyor. Bizim büyümemiz bu anlamda bir katkı sağlar. Onun dışında şöyle bir avantajımız var bizim. Mesela bizim bölgemiz açısından söylüyorum. Türkiye Cumhuriyetler, Doğu Avrupa, işte Afrika, Güney Afrika, Kuzey Afrika, Arap ülkeleri diye baktığımızda Made in Turkey, Made in China'ya göre çok çok daha güçlü. Ama biz Türkiye'de oraya ihracat yapabilecek kadar güçlendirdiğimiz markalarımız yok. Şimdi tekstilde, inşaatta ya da benzeri aslında devlet tarafından desteklenmiş olan ve bugüne kadar gelişmiş yolunu almış olan sektörlere baktığınızda gıda ve benzeri de dahil Türk markaları çok güçlüler. Ciddi bir ihracat pazarı oluşturmuş durumdalar.
biz yazılım ve donanım için neden yapmayalım bunu? Ortada bir sebep yok ama sadece biraz daha fazla desteğe ihtiyacımız var bizim. Bu anlamda hem kamu tarafı hem özel şirketler açısından bu şansın verilebiliyor olması, yani yerli markaya bir alternatif olarak şans veriliyor olması güçlenmemizi sağlayacak ve bu ülkenin geleceği açısından da çok önemli. Çünkü hani dönemsel olarak çıkıyor ortaya, işte kilo başı satış fiyatları ihracatın işte 1,5 dolarlar, 3,5 dolarlardan 3,20 dolarlara düşmüş falan gibi şeyler var. Yüksek teknoloji ürünü ya da yazılım ihraç ediyor olursanız bu değer çok daha yüksek olacak. Dolayısıyla ülke kalkınacak. Bu anlamda da önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çok teşekkürler Serkan Bey. Çünkü süremiz azalıyor. Şenol Bey ve Nilüfer Hanım'a da ikişer dakikalık süre verebileceğim. Çok kısaca ne yapmalı Şenol Bey? Ben çok kısa şey yapacağım. Öncelikle Nilüfer Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Yerli bir ERP seçtiği ve orada Don Kişotluk yaptığı için. Kendisi de sonuçlarından bahsetti. 20'ye yakın döküm hanede aynı yazılımı kullandı. Dolayısıyla bir ürün geliştirmiş olduk yeniden satılabilen. Ben ürünlerin ticarileştirmesi noktasında artık devlet tarafının ürünleri teşvik etmesi gerektiğine inanıyorum. Yani bir teknoparkta ürünün geliştirilmesiyle ilgili onlarca mühendisi desteklemenin yanında bunun ticarileşmesi için işte İlhan Bey'in yine bahsettiği ürün yöneticilerinin olması, satış pazarlama noktasında yöneticilerin olması noktasında desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi diye bir merkez var. Orada bu işler konuşuluyor ama dediğim gibi teknopark yönetimlerinin ya da kamunun bu işin gelişmesini istiyorsa öncelikle ticarileşmesini sağlaması lazım. Onlarca ARGE projesi biliyorum. Çok başarılı ama ticarileşememiş. Yani üniversitede iki tane profesörün oturup geliştirdiği bir ürün var ama ticarileşememiş. Günün sonunda ne oluyor? Türkiye'de ticarileşemeyince bunu Amerika'dan ticarileştirecek bir kişi geliyor, yatırım yapıyor, know-how Amerika'ya transfer ediyor. Oradan tüm dünyaya satıyor. Biz yine gidip aynı ürünü Amerika'dan satın alıyoruz. Çok teşekkürler Şenol Bey. Nilüfer Hanım? Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim çünkü çok önemsiyorum. Dijital okuryazarlık seferberliği başlatmamız lazım ülke olarak. Ben bunu her katıldığım seminerde aynı cümleyi tekrarlıyorum. Artık buna aşina olup bir şekilde devlet olarak da buna kesinlikle başlangıç yapılması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında mutlaka devlet politikası, Şenol Bey'in ve Serkan Bey'in bahsettiği gibi devlet politikası geliştirilmesi gerekiyor. Bu konu çok önemli. Ve de benim sizlerden üretici tarafından naçizane isteğim mutlaka üretimci taraf ile aynı dili konuşan insanlar gönderin satışçı olarak. Yani bu çok önemli. Aynı dili konuşalım biz. Biz de patronlarımıza bunu anlatabilelim. Benim firmamda bu iş daha kolay oldu. Çünkü arada ben vardım ama her firmada arada böyle bir proje yöneticisi olma şansı yok maalesef. O anlamda benim de sizden naçizane böyle bir isteğim var. Çok teşekkürler Nilüfer Hanım. Gerçekten çok keyifli bir panel oldu. Ben doyamadım doğrusu. Umarım bunun devamı da gelir. Çünkü konuşacak çok fazla da şeyimiz var. Ben şimdi sözü Neslihan Hanım'a bırakmak istiyorum kapanış için. Tekrar katılımınız için çok çok teşekkür ediyorum. Evet, vallahi hepinizin ağzına sağlık. Tekrardan merhaba hepinize. Sorulara yanıt bulan zengin içerikli bir panel oldu. Özellikle de ülkemizin gelişimi için çok önemli olan başlıklar incelendi bu güzel panelde. Panel yöneticimize, panel konuklarımıza ve değerli sponsorlarımıza sağladıkları katkılar için tekrar tekrar teşekkür ederiz. Efendim sizleri yayından sevgilerimizle alıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sevgili izleyicilerimiz, katılımcılarımız, umarım çok fazla sizleri yormamışızdır. Faydalanabileceğiniz bilgileri size iletebilmiş olmayı umuyoruz. Etkinliğimizde yer aldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. BTVizyon Dijital Etkinlikler takvimi oldukça yoğun. Bildiğiniz gibi hız kesmeden devam ediyoruz ve edeceğiz. Etkinlik panelinde göreceğiniz handout sekmesinden dijital etkinlik takvimimize erişebilirsiniz. İlgilendiğiniz etkinlikleri işaretleyebilirsiniz. Ayrıca web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan da tüm etkinliklerimizin programlarını da takip edebilirsiniz.
Etkinlik bitiminde bir saat sonra sistem tarafından sizlere otomatik bir anket ulaşacak. Aynı mailin içerisinde de etkinliğe katılım sertifikası linki de yer almaktadır. Çok zamanınızı almayacak olan bu anketi doldurmanızı rica ederim. Görüşleriniz işlerimizi daha iyi yapmak için bizim için çok çok değerli. İsteyenleriniz yarın itibarıyla şu an tamamlamış olduğumuz bu etkinliğin video kaydını tekrardan aynı linkle giriş yaparak izleyebilirsiniz. Dostlarınızla, meslektaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bir başka etkinliğimizde yeniden bir araya gelmek dileğiyle diyorum. İyi ve sağlıklı günler.